Merhabalar gençler. Ben Lüks finali ondaydı ama erken bitmiş. Diğer yarı final maçı Gamma Gaming finale çıkan taraf olmuş. Zaten tahminlerimiz de o yönde olacağı üzerineydi. Hakikaten de Gamma Gaming tabii ki öyle bir kadroyla finale çıkması yadsınamaz. Birazdan final maçımız başlayacak. Erken başlayacak. Yani planlanandan 40 dakika önce anlaşılan iki haritada Gamma Gaming için kolay bir maç geçti. Durum onu gösteriyor. Bakalım bu arada nasıl bir oyun izleyeceğiz finalde. Festen ve hep Deskost olarak burada görebilirler. Türkiye'de tabii ofisimiz olsaydı, Ubisoft'un bir ofisi olsaydı biz de bu şekilde stream üzerinden, stream değil de direkt clean feed üzerine yapardık. Daha güzel bir yayın olabilirdi. Bu arada şöyle harita seçimlerine baktığımızda Gamma Gaming'den Coastline gelirken Hytra Villa tercihinde bulunmuş ve son olarak Decider Map olarak da Team seçilmiş, Team Park seçilmiş. Bakalım oraya kadar gidecek mi, Team Park'a kadar gidecek mi? Nasıl bir maç olacak? Rakibimiz Passion'dan kat be kat güçlü bir rakip. Bunu kesinlikle başından belirteyim. Ama umarım korktuğumuz kadar zor bir maç olmaz temsilcimiz için. Bu arada hani yeni gelen bilmeyenler için söyleyeyim. Gamma Gaming eski Defuse Kids, Trust Gaming veya Lowland Lions isimleriyle de belki aklınızda olabilir. Hatırlıyor olabilirsiniz. Hatta Next One şu an Kaos'ta oynayan, Pro Lig takımı Kaos'ta oynayan Next One Arif hocam da aynı takım içerisindeydiler. Sonra Crane'le birlikte Kaos'a geçtiler. Orada maçları başlamış olması lazım ama belli bir delay var. O yüzden dolayı kaç dakika geç gelecek bize. Hoş, bizim için fark etmiyor. Şu anki geçen gevezelik tamamen işte lobi kuruldu, oyuncular bekleniyor başlanana kadar. Evet. Evet, lobi tamamlanmış ve hazırız. Bakalım Gamma Gaming karşısında Aetra nasıl bir oyun çıkaracak? Az önceki rakibi, çeyrekteki yarı finaldeki rakibi Passion'a çok güzel cevabını verebildi. Her ne kadar Decider'a kadar gitse de yine de buna ile üstesinden gelmeyi başarmıştı. Karşısında daha zorlu bir rakip. Gamma Gaming karşısında da umarız aynı başarıyı gösterebilir. Bu arada Coastline ne yazık ki Aytra'nın kaybettiği bir haritaydı. Yarı finalde bakalım burada inşallah yüzü güler diye umut ediyorum. Coastline bu arada Gamma Gaming'in tercihi. Bunu da ayrıca belirteyim. Röportör tercihlerine bakalım. Ace, Zero, Maestro ve Walkery tercihleri var. Özellikle Ace ve Walkery. Ya aslında şuradaki 4 operatör de hakikaten şu haritada yasaklanması, banlanması gereken operatörlerde güzel seçimler. Tabi bunları bu tercihleri yaparken genelde işte banlanan operatörleri banlayamıyorsun. Neyi banlayamıyorsun? Clash'i, Montaigne'i, İşte Ekko'yu, Mira'yı, bunları banlayamıyorsun.
İşte bir yere eksik bırakıyorsun ama başka bir yerden tamamlarlar diye umut ediyorum. Doktor tercihlerine bakalım. Defansta Doktor Müt, Zubak Yeager ve Melusi tercih edilirken atakta takımımızda Zofia Ash, Blackbeard, Ibana ve Sledge seçilen operatörler oldu. İlk side tercih olarak Blue Bar tercihi geldi takımımızdan. Bakalım burada nasıl bir hazırlıkları olacak. Özür dilerim, takımımızdan diyorum, Gamma Gaming'den. Baktığımızda Garden ve Blue Bar arasında aşağıdan açılar kesilmiş. Özellikle Garden tarafında oynayacak oyuncular için, işte main lobby'den oynayacak oyuncular için çok güzel açılar. Biraz fazla agresif görünebilir ama tabii ki Blue Bar'ın savunması için, özellikle dediğim gibi main lobby tarafından veya işte üst kattan rotasyon atarsın security'ye, luggage'den oradan hemen hızlı bir arkalama, bir cevap vermen gerekir. Bunun için güzel bir hazırlık. Diğer noktalara baktığımızda tabii ki ofis ve Blue Bar arası tamamen kapatılmış. Sunrise'da hazırlıkları var. Puka hatch'i yine kapatılan noktalardan. Kitchen side ve Service Entry de yine reinforced'ın noktalardan oluyor. Burada tek bir reinforce var. Dilholler kullandı. Yine tek bir reinforce ve yana açılar hazırlanmış. Güzel bir hazırlık. Aetra'da şöyle baktığımızda Hookah balkonda, Ripple'da bir oyuncu var. Bu arada Duko'dan Panix'e karşı erken bir kill geldi. 4 oyuncusu kaldı. 2 dakika süre var. Güzel bir başlangıç oldu. Özellikle Melusi gibi geçitlerini koyduktan sonra Jäger gibi Rum'da gezen bir operatör tercihi için eğlenmesi güzel oldu. Jizi aleykümselam, hoş geldin, sefa geldin. Noktada Service Center'de beklemeye devam ediyor. Oradan kolay kolay geçemeyecektir. Astra ve Deepak noktayı tutuyor. Bu arada eşiyle Duko bir miktar hasar vermeyi başardı Deepak'e. Ama bu arada şimdi üzerine doğru hareketlenmeye başladı. Astra oradan kill alabilir mi? Prefire ile birlikte orada Duko'yu öldürerek trade aldı. Blue Bar penceresinden bir baskı geldi. Burada şöyle baktığımızda Secure durumda bir oyuncu daha şimdi Astro'ya doğru yaklaşıyor. Astro bakalım burada bir kill daha çıkarabilecek mi? Gördü ama karşısında Blackbeard var. Elenci'nin yarı canını almayı başardı. Astro burada Elenci'nin de killini alarak şu an 3 oyuncumuzla bıraktı. Aleykümselam Psycho. Kibolayn teşekkür ederim. Hoş geldin, sefa geldin. Ayaşı bu arada üst katta. Akvaryuma doğru ilerliyor. Luggage kısmında bir oyuncumuz var. Ama Astro yine o noktada bekliyor ve Astro resmen bu roundda devleştiğini görüyoruz. Burada bank killini aldıktan sonra sadece Hux ve Suki kaldı. Security'de bir oyuncumuz var. Bir oyuncumuz ofis kısmında. Bu arada girmeyi başardılar çoktan. Hızlı bir ilerleme görüyoruz. Hemen burada Sunrise kısmına geçtiler. Sunrise'da bir oyuncu var. Hemen bomba arkasında. Ona karşı baskı geliyor. Suki bu arada bombayı kurmaya başladı. Aman Allah'ım. Bu smoke onlara geri çevirdi. Bu arada Leonski önce SMG'si sonra pompalısıyla bu killer aldı. Ve ilk roundu Gamma Gaming'e kazandıran oyuncu oldu. Leonski her ne kadar son 2 kill alsa da yine de tekrarlayayım. Bu roundun kahramanı tamamen Astro'dur. Tamam, ikinci roundumuz nasıl geçecek? Kitchen Service Entrance savunması izleyeceğiz. Operatör tercihlerine baktığımızda aynı operatör tercihleriyle devam edecekler. Bu arada Panix'ten bir Elibay tercihi geldi Müt yerine. Takımımız aynen devam ediyor. Elengi, yani Blackbeard gerçekten kuvvetli bir operatör ama tabi orada Jäger'ın silahı kadar seri bir silah olmaması böyle bir sonuç doğurmuş olabilir. Bakalım bu serviste Kitchen side'ında nasıl bir oyun izleyeceğiz.
Passion'la izlediğimiz maçlarda genelde servis entry, servis penceresi kısmında yoğun bir baskı izlemiştik. Bakalım şöyle operatör tercihlerine baktığımızda yani Sileç ve Zofia, hatta Duko'nun eşinin silahı da desek, hani bolca patlayıcımız var, soft breach'imiz var. Bunlarla işte dikey bir oyun da gerçekleştirebilirler. Servis entry tarafından da oynayabilirler. Ama emin değilim şu an için. Bu arada Leonski yine security room'da. Tipek ise Sunrise oynarken Panix akvaryumda oynamayı tercih ediyor. Ve yine servis entry önünde güvenlenmeye başladı oyuncularımız Bang ve Duko. O noktada hemen dronlamanın ardından olabildiğince fazla gadget alarak, hani round içerisinde ilerleyen bir zamanda içeri girişte daha rahat hareket etmeye çaba göstereceklerdir. Orada evet, dikey bir oyun olacak. Banyo hatch'i açıldı. Nasıl hareket edecekler? Suki main lobby'de bekliyor bu arada. Leonski eğer bunun farkındaysa fazla hareket etmeyecektir. Pozisyonunu koruyacaktır. Astro şimdi ona desteğe geldi. Bu arada Panix'ten Elba'yla Duka'ya karşı bir kill gelmesiyle 4 oyuncumuz kaldı. Bu noktada Panix'ten bir kill gelir mi, ama Suki'den Astro, Suki'den Leonski kill'i de geldi. Suki aldığı bu 2 kill'le birlikte mükemmel iş başardı. Şu an Panix de yarı cana gitti. Ripple'daki oyuncumuz epey canını azalttı. Hall of Fame'de bir oyuncu var. Ona doğru ilerleyecek. Bu arada içeri gire. LNG'ye bir camı kırıldı ama ölmedi şu an. Kendi safe bir noktaya aldı. Şu an biraz daha geri çekilmek zorunda kaldı. Flaşlar gelmeye başladı. Buradan hemen şimdi kendine bir rotasyon hazırladı. Buradan geri çekilecektir. Ama çekilemedi. Safe bir noktada bekliyor ama ne kadar hayatta kalabilir? Çok az da canı kaldı. Buna rağmen burada LNG'yi durdurmayı başardı. Durum 3-2. Artık bu kill'in alınması lazım. Aman Allah'ım. Bang orada. Bu nasıl bir şey? Açıyı gözetlerken bildiğiniz yanlışlıkla Elba'yı gördü bek. Nihayet bu trade'i aldıktan sonra durum berabere. 1 dakikamız var. Üst kata smoke'larla yavaşlatmaya gayret gösteriyor. Kazandığı her saniye değerli Gamma Gaming için. Sadece orada bir dikey oyun havası yarattı şu an. Servis entry önündeler. Bundan diğer oyuncular haberdar mı bilmiyoruz. Yani Dipik'in burada hani şu kesti açı gerçekten önemli. Şimdi orada bir oyuncuyu görmüş olması lazım. İkinci bir oyuncuya sağlam bir prefire'la baya canını aldı. Ve şimdi burada kill de almayı başardı. Bakalım Bank tek başına ne yapacak. Burada SMC'sini çekti. Acaba dedik ama EVH'e burada SMC'siyle kill alarak round'u tekrar Gamma'ya kazandıran oyuncu oldu. Hani oyuncuların elosundan bahsetmiyorum. Uzun zamandır bu işin içindeler. Gerçekten uzun zamandır bu işin içindeler. Olabilecek bütün taktikleri, stratejileri, stratları, her şeye hakimler. Hani özellikle az önce doktoruyla kestiği açıyı gördün mü? Hani Sunrise kapısından altta bir açı açılmış. Oradan main lobby'ye kadar bir nokta kesiyor. Ve verdiği tepkiyle beraber orada sprey ile ve sonrasında da kili çıkartmayı başarabiliyor. Bu açıdan gerçekten takdire şayandı. Bakalım bu hook'a savunmasında nihayet aradığımız bir puanı bulabilecek miyiz? Baktığımızda Garden ve bar arkası kapandı. Orada bir rotasyonumuz var. Hook'a ve Bilardo arasında yine Cool Vibes kısmında VIP kısmı reinforcelandı. O noktadan gelecek bir baskıya karşı
Bu arada şu an alt kata açtığı açı gerçekten süper bir açı. Orada hani ofisten girecek oyuncu için eğer noktayı fark etmezse bedava bir kill gelebilir. Gördüğünüz gibi o açı şeyden açılıyor. Bu arada drone deliğinin dibinden açılıyor. Ve burada ofis kapısına kadar bir görüş sağlıyor size. Bu arada flash el bombaları bayağı bir gadget kullanıldı ama orada en azından kalkan alındı. Şu an için. Aviyaş için fazla bir savunma alanı kalmadı kalkan gidince. Duka bu arada şimdi girişini yapacak ama şöyle baktığımızda alt katta D-Pack buna hazırlıklı. Astro şimdi dronlandıktan sonra hemen geri çekiliyor. Bu arada çok az canı kaldığını görüyoruz. Hemen burada D-Pack yanına geçiyor. D-Pack ise bu noktada beklemeye devam ediyor. Ofise henüz bir baskı yok ama Ripple'daki oyuncuya karşı burada Panix'ten mi baskı gelecek? Bu arada Sunrise'da tabii ki bu düşünülmüş. Orada bir oyuncumuz var. Astro ve D-Pack şu an üst kattalar. Alt katta Panix beklerken Aviyaş'a barda tek başına şu an akvaryum kısmı tamamen bizim kontrolümüzde. Çok güzel bir el bombası. Lyonski bundan birazcık yıprandı. Bu arada Duko'dan Panix kill gelmesiyle 4 oyuncuları kaldı. Aviyaş'a olduğu kadar Sumo ile orada durduracaktır. Bomba kurulumunu engelleyecektir. Bir Nate daha geldi. Bu da herhangi bir etkisi olmadı bu arada. Yüksek gördüğünüz gibi Ripple'da tuttuğu açıdan şimdi Leonski'yi almasıyla 3 oyuncuları kaldı. Burada Astro'nun çok az canı var. Yaşe. Şu an Vigil'in yeri belli. Saptandı. Burada Smoke'tan dolayı bu şekilde sapsarı görüyoruz ama bu arada D-Pack'ten Duko kill'i gelmesiyle 4'e 3, 45 saniyemiz var. Yeterli bir süre. Kill almak için de her şey için yeterli. Bu arada tekrar bir smoke gelince Suki füz kurulumunu iptal etti. Şimdi herhangi bir arkalamaya karşı bir drone'unu fırlattı. Luggage kısmına. Bu arada LNG şimdi aldığı bu kill ile birlikte LNG'nin ikinci kill ve Hux'ten gelen bu kill ile Atra nihayet Huka savunmasında aradığı puanı bulabildi. Durum 2-1. Zor bir site buna rağmen burada puan çıkarmayı başardılar. Burada tabii Gama Gaming'in şöyle de bir avantajı var. Daha yeni maçtan çıktılar. Elleri alev alıyor. Tabii o maçı yenmenin bir hype'ı var üzerlerinde. Bir özgüveni de var. Yani basit değil. Bunlar bile bir avantaj kazandırıyor şu an onlara. İnşallah ısındıklarını düşünelim. Burada Aytra'nın. Nasıl bir roundumuz olacak? Yine bir Blue var savunması. Az önce burada Astro resmen yok etmişti Aytra'yı. Bu kez bakalım bunun intikamını, bunun payback'ini alabilecek miyiz? Yine muadil bir hazırlık. Az önceki Blue Bar İpek doktoru ile yine aynı noktada bekliyor. Orada drone deliğini kesiyor. Hani oradan bir oyuncu bakarsa onun için ağır bir kill olur. Ama hiç öyle bir şeye uğraşmadan direkt çatıya gidiyor. Burada kendine erken bir kill peşinde. Şöyle bir bakıyor. Burada kapının açık olduğunu bildirim verdi. Hiç zorlamıyor. Sadece infoyu alması bile yeterli oldu. Drone'unu orada bıraktı. Üzerine çıkışını yapacaktır ama açıkçası elindeki bu SMG'ye karşı sonuç alabilir mi? Onu bilmiyorum. Şimdi flashlarıyla o noktadaki iptal etti. Bu arada üst kattan bir smoke geldi. Bang ise Leon's kill'ini almasının ardından 4 oyuncuları kaldı. Bardan Blue Bar penceresinden baskı uyguluyor.
Oo, bu arada Hüks'ten gelen bu Astro kili 3 oyuncusunu bıraktı. Hüks'ün ikinci kili geldi. Şu an tamamen bizim kontrolümüz altında olacak neredeyse. Burada ama ne yapacak? Aman Allah'ım, eşiyle Duke olan gelen bu killin ardından Aviyaç'a tek başına kaldı. Blue bar penceresinde nihayet bir kill kurtarabilirim ama şu an yeri belli. Drone'dan da üzerine yürüyen yanısıyla Elenci bu kili alarak maçtaki beraberliğimizi skor tablosuna yazdıran oyuncu oldu. Çok güzel. Mükemmel bir round. Evet. Biraz dizel motor gibi oldu. Yavaş ısındılar ama tam ısındılar. Bunun karşılığında bu 2 puanını aldık zaten. Tekrar bir Hooka savunması izleyeceğiz. Şey, operatörlere baktığımızda Leonski'den bir Eko tercihi var ama bakalım nasıl kullanacak? Özellikle Hooka gibi bir site'da bu da akvaryum tarafında mı kullanmayı tercih eder? Hani görünmez olduğunu düşünürsek onu kullanmak da ne kadar başarılı olabilirsiniz? O da ayrı bir konu. Yani hani bir yerde koyayım dursun artık öyle bir şey kalmadı. Şöyle bakalım yine bir aynı bir Anchor setup görüyoruz. Rotiko, aleykümselam, hoş geldin, sefa geldin. Teşekkürler takip için. Drone'un son noktaya kadar burada saklamaya gayret gösterecektir. Bu arada tavana yapıştırmıyor tabi. Artık görülebildiği için. Olabildiğince hani izlemeye çalışıyor. Şu an yapıştıramadı. Orada şöyle baktığımızda karda yine flashlar konuşmaya başladı. Pek üst kata birazdan destek verecek mi bilemiyoruz. Suki burada nerede? Bilardo penceresinde oynayacaktır. Phoenix'in bu konumu yalnız biraz sıkıntı. Şimdi dronelandıktan sonra oraya doğru baskı gelecektir. Burada Ripple'daki Bilardo penceresinde oynayan oyuncuya karşı. Oo, bu arada o pikte fazla olsa bir enerji aldığını gördük. Fazla zorlamadan hemen burada balkona doğru yöneldi. Başka bir oyuncumuz şimdi Sunrise'ı doğru dronelayıp orada sonuç almaya çalışacak. Bank orada sileciyle, Panix'le yapıyor. Bu arada Leonski ise Reinforce'lu kapı arkasında esne devam ediyor. Dipek'in çok az canı kalmış bu arada. Yarı candan az. Bir dakika 40 saniye. Şimdi bar arkasındaki Aviace'de bilgisi verildi. Hux ona bastıran oyuncu. Aviace fazla zorlamıyor şu an için. Ters Apple'da elenci. Ters Apple'da burada şansını deneyecek. Burada Dipek hala alt katta. Yani şöyle baktığımızda C4'ü var. Birazdan bir C4 gelebilir. Suki için sıkıntılı bir durum ve C4'ü kullandığı buradan da herhangi bir sonuç elde edemedi. Şu an C4 riski olmadan yani en azından defüzör kurulu esnasında bir C4 riski olmadan daha rahat bir oyun oynayabiliriz. Erken kullandığını bile söyleyebiliriz. Tabi orada kill alması da güzel olabilirdi ama bu arada Panix orada Hux'u alıyor. Tabi buradaki Sunrise'daki baskı azalınca bunu iyi okudu. Hemen orada pencerede Ripple'daki oyuncumuzu aldı. 5'e 3 gibi bir skor var. Ve Astro'nun buradaki eğlenceli kili Panix'in bu killiyle eşleşti. Duko tek başına Riyaç'ı Sumo ile olabildiğince uzak tutuyor. Uzak tutmasına bile gerek yok. Son bir 25 saniye bu sürede flashlayabilir mi? Barda Bilardo kısmına ufak ufak yılanlayan Astro burada açısını buluyor. Duko'yu da alarak bu roundu Gama Gaming'e kazandıran oyuncu oluyor.
Ve ilk yarının son roundu. Tekrar bir Blue Bar Sunrise savunması izleyeceğiz. İlk denememizde sonuç alamamıştık ama ikinci denememizde puan almayı başarmıştık. Bakalım tekrar puan alarak bu ilk yarıdan en azından bir 3 puanla ayrılırsak fevkaladenin fevkinde olur diye düşünüyorum. Yine de 2 puan bile avantajlı olduğunu söyleyebilirim dedi. Bakalım şöyle hazırlıklarına ne şekilde. Ya şu setup'a baktığınızda en azından burada oyuncuların nerede oynayabileceği zaten az çok belli oluyor. Özellikle Leonsky'nin şu anki setup'ı, orada kalkanını kullanması, burada kalkan arkasında kendi safe'i alacak bolca işte ADS vesaire onların desteğiyle de İpek servis entry için hazırlık yapıyor. Orada yine açılar hazırlayacaktır kendisine. Şöyle baktığımızda Astro, Main Lobby, Leonsky ve Panix. Burada mutfak servis entry kısımlarında bir yoğunlaşma var oyuncuların. Bu kez orada beklememeyi tercih etmesi ona avantajlı duruma geçirdi şu an. Orada erkenden düşebilirdi zira. Orada bir oyuncu oynatmak yerine Ekon'un Yokai'si ile orada bir oyuncu gibi kullanmayı amaçlamışlar. Bunda da başarılılar şu ana kadar. Bu arada şimdi açılar da açıldıktan sonra Hibana'dan biraz daha geniş bir açı bulabilecekler. Sunrise'da oynayan oyunculara karşı şöyle baktığımızda 4 oyuncusu şu an bu noktada konumlanmış durumda. Henüz ofise giriş olmadı. Suki şimdi oraya doğru ilerliyor. Burada bakalım ofiste bekleyen oyuncuya karşı sonuç alacak mı? Bu arada LNG'den bir kill geldi AVJ'ye karşı. Çok ince bir açısı var Astro'nun. Bank'le birlikte Suki girişlerini yapacaklar ama bu dronlamanın ardından yapacaklar. Bu arada iyice yaklaşmaya başladı. Kendi baya keskin bir açı buldu. Bu arada Bank'le biraz karşılaştı. Bank biraz yıpratmayı başardı ve Bank burada kill almayı başardı Astro'ya karşı. Hemen burada Security'ye döndü ama Security bu arada yaklaşıyor. Panix. Daha erken orası tutunmadığı için Bank'i almayı başardı. Trade'ini alsa da hemen trade'i burada Duko'dan geldi. Şu an 4'e 2. Leonski'den gelmesiyle 3'e 2'lik bir skor var. Son 1 dakika. Dipek'ten Duko kill'de geldi ve durum beraberlik artık. Bu da yavaşlayacaklardır ama burada kendisi çok arkada kaldı. İncür kaldığını görüyoruz. Dipek tek başına. 2'ye 1. Blue Bar kısmında sıkışmış durumda. Yeri biliniyor mu? Bir oyuncumuz kitchen kısmında mı? Pardon, mutfaktaymıştı Deepak. Yanlış okumuşum, özür dilerim. Orada LNG bombayı kurmaya başladı. Onu arıyor ve buldu. En azından biraz geciktirdi ama şu saatten sonra artık bombanın kurulumunu engelleyemez. Hivana şimdi hem yerini gördü. Suki çıkışını yaptı. Öyle olmaz dedi ve kili alarak bu ilk yarıda 3. puanı Aytra'ya kazandıran oyuncu oldu. Silah mı yaptın onu? Legolardan aferin. Gama geçen sezon Challenger Lig'deydi değil mi? Evet. Yani biraz önce söylemiştim zaten. Gama Gaming hani biraz geriye doğru baktığın zaman Lowland Lions. Onun öncesinde Defuse Kids. Onun öncesinde Trust Gaming olarak devamlı bu sahnedeydi zaten. İlk defa değil. Xbox One S kullanıyorum. Satıp PC alayım mı yoksa satmayayım mı? Genzo hocam hoş geldin. Sefa geldin. Teşekkür ederim. Yani birisi oyun konsolu, birisi bilgisayar.
Hani başlı başına farklı şeyler. Tamam biz bilgisayarı daha çok oyun için kullansak da Xbox'lar yani bütün amacı oyun oynamak. Yani konsol ve PC farklıdır. Yani kullanım alanları benzeş kullansak da farklı. Hani tabii tercih meselesi. Şimdi benim tercihim olarak sorarsan ben tabii ki PC tercih ederim. Yani elimde gamepad'le işte bana şey geliyor, abes geliyor. Yani mesela Tekken 5 falan oynuyorum veya Tekken 7 oynuyorum. Onları da bir gamepad'im olmasına rağmen işte emülatörüyle vesaire kullanabildim. Yine klavyeden kullanmayı tercih ediyorum. Bu arada bir rehost geldi zannedersem. Tactical rehost. Genzo hocam, valla Aytran'ın bir yarı final maçını oynattık. Şimdi oynattık derken, ah keşke oynatabilsek de. İşte stream üzerinden stream ediyoruz. Finali de inşallah yapıyorsunuz. Şimdiye kadar güzel. Kostan ikinci harita Villa oynayacak. Eğer herhangi bir sonuç çıkmazsa Decider Team Park olarak devam edecek. Hani böyle kökleşmiş bir takıma karşı şu oyunlarını izliyorum da evet, gerçekten Aytra bayağı oturmuş bir takım şu an. Yost'tan dolayı bekliyoruz hala. Rios'ta kim istedi? Onu fark edemedim ben yalnız. Gördünüz mü siz? Kazanan ne ödül alıyor? Birinci 4000 euro artı 2000 euro gibi bir fair play fee var. İşte oradan payın oluyor her takım gibi. İşte ne kadar yapıyor? 500 euro mu? 250 mi? Öyle bir şey. Yani totalde birinci 4000, 4250 euro gibi bir tutar alıyor. Tabii bunu takım oyuncuların paylaşılıyor da. Asıl önemlisi olan buradan işte kazandığı üst turda etkili olacak. Bu arada nihayet lobi kurup tekrar başlatıyoruz oyunu. Bakalım nasıl bir oyun olacak. İkinci yarıda Gamma Gaming bu kez atakta. Koslan gibi atak yönü ağır bir harita. Açıkçası 3 puan gerçekten avantajlı onlar için ama bakalım defansta işi dengeleyecek nitelikte bir oyun çıkarabileceğiz mi? Röportör tercihlerine bakalım. Miramüt, Mozi, Jäger ve Goya var. Bu arada Duko'dan Eko tercihi geldi. Atakta ise Yana Twitch, Gridlock, Buck ve Ashe tercihlerini görüyoruz. Saydığımız Kitchen. Bu da Buck'ın oyundan erken düşmesi mükemmel, faydalı olacaktır. Açıkçası. Bakalım düşündüğümüz gibi mi olacak yoksa olmayacak mı? Bu arada Duko'nun burada Yokai'yi konumlandırı konum çok güzel. Yani orada istediği gibi gizliyor. Ve herhangi bir pozisyonda hemen aktifleştirip defüzü engelleyebiliyor. Gerçekten güzel bir Yokai noktası. Yamalarının main lobide iki kapısında da konumlandırdı. Burada dronlayarak
Oyuncular işte Menno'da bir oyuncu olup olmadığını veya işte Security'de veya merdivende hani oradan gelecek informasyonu kesmek için güzel. Burada reinforce'lar yerine bu şekilde işte drone'ları engellemek için kullanıyorlar. Çünkü Security Room'da bu arada üst katta şimdi çatıya çıkmaya başladılar bile. Burada hemen duru. O noktadan Main Lobby'de kamerayı etkisiz hale getirdi. Ripple sesini duydu. Kendini daha güvenli bir noktaya aldı. Orada ters Ripple'da duracak bir oyuncu için mükemmel bir açı ama bir yandan da luggage kısmından gelecek tehdide karşı fazla da gösteremiyor kendini. Oo, burada Duko'dan Astro'ya karşı bir kill geldi. Astro'nun entry'si burada sonuçlanınca gerçekten güzel bir sonuç oldu. Açıkçası top fragger'larından ve enter fragger'larından bir oyuncunun düşmesi round'un başında devamında da güzel sonuçlanır umarım. Burada merdivenler gridlocklanıyor. Herhangi bir arkalamaya karşı. Ve dikey oyunlarına başladılar. Bu arada Hüksten orada bir C4 geldi ama Panix'in fazla canını yıpratamadı. O tuttuğu açıyla burada Panix'e karşı bir kill bulabilir. Özellikle şimdi aman alım. Şimdi görüştüler. Karşılaştılar ama Panix burada kill'i alan oyuncu oldu. Şu an servis entry'deki bir oyuncuyu almayı başarmasıyla round'da beraberliği kazandılar. Asıl önemli dikey açılan noktalardan, açılması gereken noktalardan hem girişi, servis entry kitchen kapısına hem de rotasyonu kesiyorsunuz o noktadan. LNG orada kendini saklamıştı ama daha sonra fark edilince burada D-Pack LNG'yi almayı başardı. Aslında orada bir oyuncuyu da fark etmesi lazımdı ama şu an 4-3. Panix'in çok az canı var üst katta. Banyo kısmında bekleyen oyuncular. Oo, Panix'ten burada Bank'e karşı bir ilk geldi. Üst katta oynayan Panix gerçekten round hakkını verdi. Bu arada Viyaç'ın Duka kill'i ve Suki tek başına Defuser kurulmuş durumda. Karşısında 4 oyuncu var. Ve Panix. O Leonski. Son kill'i. Ve round'u beraberliği Gamma Gaming'e kazandıran oyuncu oluyor. Özür dilerim. Beraberliği diyorum. 4-3 liderliği aldılar tekrardan. Yuka savunması deneyeceğiz. Şimdi ekibimiz şöyle bakalım. Mozi tercihi var bu kez. Hüks'ten. Duko ise Vigil ile oynayacak. Atak takımı aynı operatör tercihleri. Bakir, hoş geldin, sefa geldin. Teşekkürler takip için. Yani üst katta hiç direnmediler. Üst katta roaming oyunu oynamadık çünkü. Bunu diğer şeyde de yapmışlardı. Şöyle söyleyeyim de. Önceki yarı final maçında da bu şekilde oynamışlardı. Bilmiyorum neden böyle yapıyorlar. Açıkçası. Hani ben şahsen en az bir veya iki oyuncu üst katta oynatırdım. Oo, burada çok sağlam bir runout geldi Duko'dan ama böyle baktığımızda herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Takımlar yabancı mı ikisi de? Evet, iki takım da yabancı takım. Yalnız Aytra Gaming'de 3 oyuncumuz, bir tane de yedeğiyle yedekte bir oyuncumuz da 4 oyuncu Türk. Benelux Ligi takımlarından
Şu an Benelux finalindeyiz. Gerçekten önemli bir maç. Hem oyuncularımız hem takım için. Sen bunu ilk defa gördün. Yok ya, o kadar görülecek bir şeyim de yok. Yani bilmiyorum, hani rakip gerçekten çok kuvvetli. Burada onlarla hiç dikey oyuna girmemek lazım. Orada Dipek'ten bir bank kill geldi. Tabii ya, şimdi bu Hux kill ile birlikte 3 oyuncumuz kaldı. Buraya karşı alt kattaki duvarlarımız burada. Artık işi çözmeleri lazım. Burada gelen bu flash'a karşı şu an etkilenmedi. Orada çıkışını yaptı ama Panix, Duko'yu da almasıyla şu an Suki ve Elenci kalan oyuncularımız açıkçası 2'ye 5 ne kadar bir sonuç olabilirler bilmiyorum. Burada açılan hatchet'ten sonra orada açı tutmaya başladı Panix. Eşver Gama çok iyi tabii ya. Yani boş takım değiller. Yeşil perde ihtiyaç yok ya, ne bileyim. Şöyle düşünmedim, ihtiyaç duymadım açıkçası. Son 1 dakika için olabildiğince direnmeye çalışıyorlar ama daha ne kadar direnebilirler? Ronlama gittikçe arttı. Oyuncular artık 5-2 olmasına rağmen zorlamıyorlar. Orada bir C4 geldi. Bir kill gelir mi dedim ama hayır. Şimdi aşırı atladı ama TV çoktan açısını bekledi, noktada Elenci'yi aldı. Suki'den şimdi burada bir kill geldi. 4 oyuncu var. Hemen dibinde Twitch ile karşılaşacak. Burada gelen bu flash tuzla biber oldu. İkinci bir flash ve orada zaten kör olan Suki ikinci flash'la hepten gözünden kanlar gelirken da kill alındı ve Gamma Gaming buradaki aldı puanla durumu 5-3'e taşımayı başardı. Evet, Arif hocamın Nexman'ın eski takımı. Burak, teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldin. Şey çok güzel oluyor orada ya. Öylesi daha iyi olacaktır. Durum 5-3, 2 puanlık avaraj sahibi Gamma Gaming. Bakalım burada maç puan avantajını da alabilecekler mi? Açıkçası atak yönaları olan haritada bunu mükemmel kullanıyorlar. Bu aldığı 2 puan zaten bunu rahat rahat gösteriyor. Yani çok eskiden beri Challenger Lig takımı, az önce de söyledim, her türlü taktiğe, stratejiye fazlasıyla hakim. Aetra ise daha yeni kurulan bir takım. Ona rağmen çok güzel sonuçlar almışlar ki şu an finaldeler. Bu arada Duko'dan yine çok güzel bir spam pick noktası. Bloodhole'dan ama herhangi bir oyuncu gelmeyince hemen geri çekiliyor. Gördüğünüz gibi main tarafından spam olmuş durumdalar. Oh, orada bir kill çıkarabilir miydi? Zorladı biraz ama yani Arif hocam yokken de Astro da çok iyi oyuncudur şimdi. Tamam, çıkar mı buradan bir next one? Çıkar çıkmaz. Şimdi ona ne kadar perspektif bir cevap verebilirim ama şu anki kadrosu da gayet güzel. Ya zaten orada VH'e Dipek diyorsunuz ki bunlar başından beri olan oyuncular. Başından beri devamlı oynayan oyuncular. Bunların birbiri arasındaki koordinasyonu bile yeter.
baktığımızda akvaryum tarafı tamamen şu an Gamma Gaming kontrolünde. Cool Vibes tarafında beklerken Suki burada Sumo'yla, yalnız oradaki açıdan kendi bir kill bulabilir mi? Orada bir oyuncu kendini gösterecek mi? Bu flashlar iyi kontrol altına aldı. O flashla kontrol altına alınmasıyla kalkan hemen orada elimine edildi. Smoke'lar geldi. Oo, çok ağır bir saldırı geliyor. 3 oyuncusu da VIP koridorunda. Orada Astro aradığı kili buldu. Şimdi orada bir oyuncu tespit etmek üzere. SMC'siyle bir oyuncu aldı hemen trade'i. Orada Leonski'den geldi. Orada Leonski bombayı kurmaya başladı. Diffuser kurmaya başladı. Panix'ten de ikinci kill gelmesiyle. Bank arkadan en az bir arkalama, bir clutch ama çok zor. Bu oyunculara, bu takıma karşı gerçekten çok zor. Ve Panik zaten burada bu umudu da sona erdiren oyuncu oluyor. Yani işte Astro'yu biliyorum. Panix de aynı şekilde, hani hiç böyle basit oyuncu aldıkları bu iki oyuncu da yine hani bir Krayn, bir Next One kadar değerli oyuncular. O açıdan evet, ne yazık ki Aytra'dan hani bir tık önde bir takım. Ama yine de özellikle burada Duko ve Suki gerçekten aşırı parlayan oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Zaten programın en başında işte MVP'ler sırasında onların isimleri falan geçti. Bu açıdan gerçekten gurur vericiydi. Bütün takımlar Türk mü? Hayır, ikisi de Benelux Ligi takımı. Sadece şöyle bir fark var. Aetra 3 oyuncu, bir yedeği ile 4 oyuncu Türk. Birisi Belçika'da yaşayan bir vatandaşımız, gurbetçi. Diğer ikisi ise Türkiye'den. Ya sonuç olarak 4'ü Türk. Bakalım bu BlueBar'da nasıl bir oyun çıkaracağız? Bu BlueBar savunmasında 2 puan kapmayı başarmıştık Gamma Gaming'den. Onlardan daha iyi bir savunma çıkarabileceğiz mi? Önemli değil hocam, ne demek? Üst katta Goyosu'yla Erenci mi oynayacak? Hayır, orada kalkanı bıraktı. Bank o noktada oynayacak oyuncu. Orada çatıya çıkışlar başladı. Burada Penthouse'a doğru oynayacaklar ama Duko orada mı? Hayır, alt kattaymıştı. Burada ilk önce üst katın kontrolünü almaya çalışıyorlar. Orada bir açı var. Biraz erken bir prefire oldu açıkçası. Oh, şimdi oyuncu gördü ama açıkçası Duko daha fazla yıprandı burada. Bu arada Panix'ten gelen bu Bank kill'iyle 4 oyuncuları kaldı. Astro'nun bu eğlence kill'i de tuz biber oldu. Şu an 3 oyuncumuz kaldı. 3 oyuncumuz alt katta olabildiği kadar devam ediyor ama Duko burada Astro'yu durdurmayı başardı. Burada bir kill daha gelir mi? Duko burada beraberliği taşıdı. Mükemmelsin Duko. Acaba bitti denilen anda burada işi geriye çevirdi bir anda. Konum bu iki kili bir anda tekrar hayata döndürdü. Aytra'ya Deepak burada ufak bir piklemeye çalışan Hux almasıyla iki oyuncusu Deepak'ten su kiki geldi ve Duko tek başına, karşısında 3 oyuncu var. Duko'dan gelen bu Panix kili iki oyuncusunu bıraktı. 1 dakika var. Yani burada defüzür kurulacaktır ama yani şurada tek şansı ace atmak. Yani bir ace clutch efsane olur. Yapmadığı şey değil. Az önceki harita diyorum, az önceki maçta, Passion maçında bunu yapmıştı. Tekrar bunu başarabilir. Elebay'ın yeri görüldü. Blue Bar'da ona karşı bir baskı geldi. Şimdi onun üzerine doğru oynuyor. Bakalım burada kill'i çıkarabilecek mi? Ama Deepak buna izin vermedi. Tabancasıyla burada kill alarak.
Burada maç puan avantajını Gamma Gaming'e kazandıran oyuncu oldu. PC4'te oynamaya başlayacağım da mapleri, infoları falan nasıl öğrenirim? Bir tavsiyen var mı? İyi yayınlar. Teşekkür ederim Tuğrul. Mapleri, infoları falan nasıl? Mapleri nasıl öğrenirsin? Terroristant. Yani bunun en basit yolu bu. Dikkat ettiysen sağ altta pusulanın yanında her bölgenin ismi yazıyor. O callout'lar bile senin için yeterli olur. Daha detaylı callout için şey yazarsın mesela en basitinden. Rank'ta hangi haritalar oynanıyor? İşte ABC haritaları. Onların isimlerini yazıp Google'da işte callout diye yazarsan orada zaten aradığın cevabı bulursun fazlalıkla. Ama callout'u öğrenmek, ezberlemeye çalışmakla olmaz. Bunu devamlı tecrübe etmen lazım. İşte bunun için kesinlikle sana tavsiyem hani 50-60 levele kadar kesinlikle rank'a girme. Hoş yeni sistemde zaten 50 level 50'den önce rank'a giremiyorsun da. Aceren yoksa eğleniyorsan daha uzun süre işte casual ve burada şeyle devam edebilirsin açıkçası. Terrorist'la devam edebilirsin. Hoş Terrorist ne kadar şey yapacak da. İşte site öğrenimi açısından. Şöyle bir faydası olur. Bunu kesinlikle belirteyim. Dikkat ederseniz teröristlerin bulunduğu noktalar işte haritalarda işte o map içinde genelde bizim de pustuğumuz yerler oluyor. Hani işte bir kas hafızasının oturabilmesi için işte kafaya direkt nişan alabilmek için bu önemli. Teröristant önemli. Ya da işte oyuncuların konumlarını daha önceden tahmin edip ona göre prefile çıkabilmek için bu önemli. Teröristant için kesinlikle küçümsemeyin. Gerçekten iyi bir alıştırma olur sizin için. Yani onun haricinde bol bol casual atabilirsin. Bol unranked atabilirsin. Bu şekilde olabildiğince kendini geliştirirsin. Ama sana kesinlikle tavsiyem hani varsa üst seviye işte elosu yüksek arkadaşlarını oyna ki onların elosuna daha çabuk yetişebilesin. Yoksa işte devam ben işte silver gold arası takılayım dersen elon o kadar kalır. Yani vaktin varsa zamanın varsa işte Pro League maçlarını izle. Orada nasıl taktikler kullanıyorlar, nasıl bir oyun oynuyorlar, işte hangi operatörler alıyorlar, o operatörler nerede konumlanıyor. Hani bu şekilde kendi yeterince geliştireceğine inanıyorum. Tabii teori kısmında bu şekilde geliştirebilirsin. Pratik olmadan bunların hepsi boştur yani boş kalır. İşte hepimiz biliyoruz quick pick nasıl atılır, işte nerede durulur, nereye ne konulur, işte anchor setup nasıl yapılır. İşte bunları hepimiz biliyoruz ama işte uygulamaya gelince aynı şekilde uygulayamıyoruz. Bunun için bol bol Terroristant, casual, unranked buralarda vakit ayırın. Ranked'dan ziyade. Hatta şöyle söyleyeyim. Ranked'dan ziyade rank çünkü size para kazandırmıyor. Sadece işte elinizi gösteriyor ama o da o kadar önemli değil. Vaktiniz varsa Faceit'te Flex koyu veya Open Elo maçları oluyor. İşte her gün 12'den gündüz 12'den gece 2'ye 4'e kadar mı yanlış hatırlamıyorsam Flex 2'ye kadar da Open Elo maçları var. Orada oynamaya özen gösterin. Bu oyununuzu apayrı bir seviyeye çıkaracaktır. Çünkü orada devamlı turnuva modunda oynuyorsunuz. Devamlı işte taktik oyunlar dönüyor. Hatta bazen toksik gelebiliyor ama uygun takımlar geldiği zaman şöyle anlatamam size o zevki. Yani isterse 7-0 kaybedin hiç önemli değil. Böyle o infolar yağmur misali akıyor. O takım koordinasyonu falan ilk defa girmişsiniz 5 kişi. Ama ona rağmen mükemmel bir koordinasyon sağlıyorsunuz o infolar sayesinde ve oyuncuların nerede oynaması gerektiğini bilmesi sayesinde. Burada hala ikinci harita kurulmadı. Kurulana kadar. Tamam. Ha, kurulmuş iyi. Daha fazla beklememize gerek kalmadı. Akşam yoğunluğundan ötürü ara ara ufak droplar yaşıyoruz.
Kusura bakmayın arkadaşlar bundan dolayı. Elimde olan bir şey değil. Prime Time'ın bu tür dezavantajları var. Bu arada bakalım seçilen operatörler nelermiş? Bir Hiba operatörü geliyor. Gamma Gaming'den atakta. Ayetran cevabı ise Thatcher oldu. Ve defansta bakalım hangisini banlayacak? Mira banı geldi. Bakalım Gamma Gaming'in defanstaki banı hangisi olacak? Ve defansta yine Gamma Gaming'i göreceğiz. Bu haritayı seçen taraf bu arada takımımız Ayetra Sports. Turnuvanın büyüklüğü nedir? Turnuvanın büyüklüğü nedir? Challenger'lık seviyesinde diyeyim sana. Srades. Birincinin ödülü 4000 euro gibi ödülü var. Benelux Ligi'nin turnuvası bu arada. Hani TR Lig turnuvası değil. Bakalım ilk saydığımız neresi? Living Room mu? Ben yanlış mı okudum? Evet. Evet, Games Room'muştu. Bu site için seçilen operatörlere baktığımızda atakta Mozi, atakta özür dilerim, defansta Mozi Maestro, Smoke, Melus ve Jäger, atak kısmında Ash Ace, Nomad, Bank'ten yine Slash ve Elenci ise Zofyası ile oynayacak. Süremiz başladı, burada nasıl bir giriş yapacaklar görelim bakalım. Burada muhtemelen yatak odası tarafından gireceklerdir. Zira geçenlerde yayınladığımız Black Mesa turnuvasında da aynı bu şekilde bir girişleri olmuştu. Yalnız Deepak burada Mozi ile bekliyor. Panix ile birlikte. İki oyuncu da epey yoracaktır. Şimdi oyuncuların yavaş yavaş infoları gelmeye başladı bile. Aykos TV. Aleykümselam. Hoş geldin. Sefa geldin. İlk maç kaç kaç bitti Lyren? 7-3 bitti ya. İlk yarıda atakta 3 puan aldılar ama ikinci yarıda hiç nefes aldırmadılar. Ne yazık ki. Burada yatak odasına bayağı kümelenmeye başladılar. Oradaki baskı artınca geri çekildiler. Duko ve Elenci şimdi ilerliyor. Oo. Astro'dan gelen bu Duko kili gerçekten ağır oldu. Kendi dehşet gizledi orada. Bu yılanlamasıyla çok güzel bir skor alabilir açıkçası. Eğer burası hani dikkat edilmezse. Orada şimdi Zofia ile yaklaşıyor. Orada bir drone'lama var. Orada oyuncuyu gördü. Orada Prefer'le zorladı ama gelen bu Wallbank'le incür kaldı. Bu arada Astro'dan Bank kill'i, LNG'den ise Panix kill'i geldi. Şimdi LNG'den ikinci bir kill geldi. Durum berabere. Aman Allah'ım. Deepak'in bu C4'ü bir anda Trophy Entrance'daki Suki ve LNG'yi durdurmasıyla Hux tek başına kaldı. Ya Lyren Gamma Gaming karşıda. Hani biraz daha iyi skor alsalar mutlu olurdum ama Konstantin zaten zayıfız diyordu Suki. Hayırlısı bakalım. Villa'da daha iyi oynuyorlar. İnşallah karşında alırlar. Crossplay yok şu an. Turul İnan. Ya PS4'te de hani emülatörle keyboard mouse falan kullanılıyor ama yine de aynı olmaz. Hani crossplay için çok erken olduğunu düşünüyorum ben açıkçası.
Karşısında 3 oyuncu. Bar arkasında bir oyuncu var. Oo, yalnız orada. Bol arkasından 25 canını bıraktı. Ve burada drone deliğinden de Deepak son vuruşunu yaparak Gama Gaming'e Villa'da ilk roundu kazandıran oyuncu oldu. Hani bir defans haritası. Açıkçası ne kadar hani en son yaptığı çok dengeli olarak lanse ettiği olsa da defansiyonu ağır bir harita. Açıkçası defansta alacakları 4 puana bile şaşırmam ben Gama Gaming'in, ama buradan en az tabii 2 puan almamız lazım. Yani PS'te yok ya, orada bir cross platform getirmezler belki PS5 ile beraber, belki o da hani şimdi sen burada oynayacaksın, çok high-end bir donanımın olduğunu varsayalım, 240 FPS oynayacaksın, PS5'te kaç FPS oynayacak, nasıl yani burada nasıl bir adalet sağlayabilirsin ki? Emülatörlerle de hani birebir bir bildirim alamıyorsun hani klavye mouse'unda. Astro oynuyor ya. Astro şeyde de çok güzel oynadı. Coastline'da da çok güzel oynadı. Hakikaten sıkıntılı bir oyuncu. Burada Valkyrie'ne alt katta sürpriz bir C4 gelirse şaşırmayalım. Az önceki gibi. Atakutus tarafından yaklaşıyor. Baytralı oyuncular. 130 FPS. Aykos yani 130 bile bilmiyorum, pek adaletli olmaz dedim ya, 240'a karşı 130. Emülatörlü klavye mouse'un bildirimi zayıf. Suki IQ'suyla yavaş yavaş oyunculara ve bu noktada özellikle oynayan Pulse'un yerini tespit etti. Hüksem orada bir şeye karşı bir kill geldi. Hüksem bu hile ardından Deepak için der kısalmaya başladı. Bu arada kırmızı merdivende oynayan Melusi ile Panix ona desteğe geldi. Oradan geri çekildiğini görüyoruz. Burada orada Astro, orada yine bir piksellik açı bekliyor gördüğünüz gibi. Aynen işte 60 Hz'e karşı o çok zor ya, imkansız derecesinde. İlk maçı kim kazandı? Gama Gaming kazandı. 7-3 gibi bir skorla. Son 1 dakikanın içine yaklaşıyoruz. Şöyle baktığımızda henüz yatak odasına girişler olmadığı alt katta Suki. Orada avda olduğunu görüyoruz. Room avında şimdi kırmızıya doğru yaklaşacak ama Panix bundan haberdar. Orada açı kesiyor alt kattan gelecek bir oyuncuya karşı. Banyo için, banyodan gelecek oyuncu için oradaki eşten gelen bu. Roketin ardından hemen bir kill alıyorduk ama Deepak onu tradeleyen oyuncu oluyor. Deepak'ten bir bank kill de geldi. Orada counter bir trade geleydi, güzel olurdu açıkçası. Durum 3-3. Alt kata rotasyonunu attı. Astro'nun merdiveninde bir oyuncu var. Suki orada ne yapacak dedik ama Deepak burada Suki'yi de durdurmayı başardıktan sonra Pyx ve Elenci son kalan oyuncular oldu. Burada şimdi oyuncu izliyor. Burada bir C4 bakalım tutturabilecek mi? Oo, iyi bari onu tutturamadı. Onu da tuttursaydı tam olurdu bu arada. Elenciden beraberlik kili geldi. Panix statü entrance'da açı tutuyor. Yüksün dipekiline karşı Panix burada elenciyi aldı. Birebirlik bir durum. Son 1 saniye ve süre zaafıyla Gama Gaming bu roundda kazanan taraf oluyor.
Bu arada Ethem abi, Eren neden yok oyunda? Eren? Eren'den kastın kim ya? Çıkaramadım. Ekos TV. Valorant'taki Eren'den mi bahsediyorsun? He, Quarter Turner'daki Eren. Allah kahretmesin. Quarter Turner yedek olarak kadroda bulunuyor. Tamam. Yedek. Açıkçası yani şu kadroda şu ana kadar gayet güzel iş çıkardı. Ama tabii herhangi bir pozisyonda Quarterner'ı da çekebilirler. Ama tabii şu an için bu mümkün değil. Rammus 53 yayın CC, o ne demek oluyor? Batürer, anlayamadım. Bakalım nasıl bir round izleyeceğiz. 3. roundda Dining Kitchen savunması izleyeceğiz. Koridoru herhangi bir risk oluşturmaması için muhtemelen orada hemen Bicycle Storage'de bir oyuncular oynayacak. Orada kendi bir hazırlık yaptı. İnternette şey mi var acaba? Ya şu sıralar çok sıkıntı hakikaten ya. Orada Bengen Astro Kili 4 oyuncusuyla bıraktı. Şimdi yatak odasına girecekler. Burada dikey oyunları için hazırlıkları yapılacaktır ama böyle baktığımızda Deepak hala hayatta ve Pulse burada C4 killleri için gerçekten elzem. Hem Londra tarafından gelecek, hem çatıdaki oyuncular, hem üst kattaki oyunculara anlık olarak infolarını verebiliyor. Hemen burada oyuncunun girişine haber aldı. Burada bir quick pick attı ama fazla zorlamadan geri çekildi. Bu anda bile yarı enerjisi gitti. Burada üzerine doğru bastıracak mı? Ama C4'ten tam zamanında geri çekildi orada. Daha ilerleyemedik. Hoş, 1,5 dakika kaldı. Şu ana kadar fena gitmiyoruz. Deepak'in yarı canı kaldı. Astro'yu oyundan düşürdük. Tapfragger'larından birisini. Room'daki bir oyuncuyu. Yalnız 3 oyuncumuz da şu an yani Laundry'de oraya bir C4 gelse gerçekten üzülürüm. Yaşa burada. Gerçekten güzel bir hazırlık yapmış kendisine. Chinese Room'dan. Burada gelen bu Smoke'la birlikte Prefire'larla oradan hızlı bir giriş engellemeye çalışıyor ama bu arada Bank'ten gelen Nate'le birlikte Deepak oyundan düştü. Burada pompalısıyla oynayan durdurabilecek mi? Ama Leonski Bengi durdurdu. O noktaya doğru gelen Prefire'lardan LNG kili çıkarttıktan sonra 4'e 2 Panix'in Huzz kili. Oo, Suki burada Aviyaş'ı aldı. Şu an Panix ve kaldı ama Suki burada Panix'i de alarak Ayatra 3. roundda puanı kazandıran oyuncu oldu. Yani gerçekten çok az zaman kalmış. Hani artık havada mermiler, füzeler birbiri üstüne uçuşuyor. Killer ardı ardına geliyor. Bu ortamda soğukkanlılığını koruyup oynayabilmek gerçekten zor. Herhalde ben şöyle mouse'u bırakırdım kenara. Tamam, benden bu kadar. Buyurun gelin derdim herhalde. Tekrar bir Aviator Games Room izleyeceğiz. Bakalım burada bir beraberlik görebilecek miyiz maç içinde? Çok kötü bir hip fire'a gitti. Ya işte ne yapacaksın? Aleykümselam Burak, hoş geldin, sefa geldin. Daarmee
wel heel veel controle kon krijgen en juist daarmee dus ook 4 ronden kon pakken. 2 C4 kills krijgen. Penalty agressiefing, dat was niet per se. Şöyle bakalım. Şu anki hazırlıklara baktığımızda Volt kapanmış. Yine Stadi tarafını tam kapatmak yerine tek bir reinforce'ları var. Diğer taraftan Mira görevi görecek kadar bir açı hazırlamışlar. Orada tabi yatak odası tarafında bir oyuncusu oynayacaktır. Bu olmazsa olmazlardan birisi. Hatta gördüğünüz gibi Deepak ve Panix o noktayı tutuyor. Diğer 3 oyuncusu site çevresinde. Burada 90 tarafını sadece bu pencereden oynayarak boşaltmayı başardı ve oradaki noktadan gördüğünüz gibi biraz da hasar verdi ama tutmayı başardı. Şimdi Melusi'yi almamaları için, o geçit almamaları için daha safe bir noktaya yana merdivenden gelecek bir baskıyı karşı engellemek için bir noktaya koydu. Alkataki piyanoda oynayacak bir önce karşı ama bu arada Deepak'ten bir su kikili geldi. Panix'in bu Bankili de yatak odasındaki roaming oyunlarından sonuç çıkarmalarına yardımcı oldu. Lüks'ten gelen bu Astro birazcık durumu dengelemiş gibi duruyor. Elengi zorlayacak ama ana merdivende hala bir rakibi var. Ondan bir arkalama yiyebilir. Burada Volt'taki oyuncuya karşı bir açı arıyor. Oh. Burada kırmızı merdiven tarafında oynayan oyuncu şimdi ona karşı preferler geliyor. Fazla yaklaşamıyor. Biraz daha kendini gösterse belki de ölecek. Gördüğünüz gibi çok ince bir açıdan onu kesiyor. Bu konu ise yarı canının kaldığını görüyoruz. Son 1,5 dakika ana merdivene doğru ilerliyor. Oradaki oyuncuya karşı ne yapabilir? Hemen bu smoke'la sesi duyar duymaz hiç riske girmeden zaman kazanmayı tercih ediyor. İki oyuncu da ana merdiven tarafında. Şimdi oraya doğru ilerliyor. Duka burada kill çıkarabilecek mi? Gelen bu Zofia'nın şok impact'i onu sertlemletmişken Duka hemen kill'i çıkarıyor. Güzel bir takım oyunu. Şu an ana merdiven ve 90 kısmı bizim kontrolümüz altında. Son 45 saniye. Volt kısmında bekleyen Maestrosuyla Leonski paketlerin arkasına gizlendi. Orada görebilecek mi? Ama Panix bunu çok iyi kullandı o açısını. O noktasını ve elenci killini almasıyla Hux ve Duko kalan oyuncular Refire'la o noktaya az önceki Panix'in noktasına doğru çıkıyor ama Panix çoktan yerini tabii ki değiştiriyor. Miraç Ataman hoş geldin, sefa geldin. Teşekkürler takip için. Arda arda smoke'lar geldi. Şu an görmüyor ama prefire gelir mi? Defüzü kurmaya çalışırken bir an hissediyor, bir an ama tabii ki çok geç kalıyor. Panix burada kill alarak bu roundu da Gamma Gaming'e kazandıran taraf oluyor. Durum 3-1. İşler olabildiğince ciddileşmeye başladı. 2 puan avantajı var. Artık buradan dediğim gibi yani ilk yarıda bu atak roundunda en az 2 puan çıkarmak zorunda. Bakın bu trofi statüde bu aradıkları 1 puan da bulabilecekler mi? En azından 1 puan. Tabii ki 3 puan alırlarsa âlâ olur bizim için ama hani karşıda şöyle bir kadroya karşı biraz zor gibi duruyor açıkçası. Burada şöyle skor durumuna baktığımızda Uyash'ın şu ana kadar hiç kill alamadığını görüyoruz. Deepak ve Panix ise Frager isimler olarak karşımızda. Kendi takımımıza baktığımızda burada sadece LNG'de ve Hux 4-3 kill olurken diğer oyuncularımızda yine 2-2-2 killleri var. Hani ortak bir takım oyunu görüyoruz oyuncularımızdan ama karşı tarafta dediğim gibi Deepak ve Panix'in oyunu şu an için bizi yeterince kitlemiş durumda. Astro buraya henüz uyum sağlayamadı galiba. Çünkü hani Coastline'da gerçekten çok aktif bir oyunu vardı. Çok yıkıcı bir oyunu vardı.
Aynı baskıyı göremedik kendisinden daha. Orada neydiyle oradaki maestro kemi alması gerçekten güzel oldu çünkü huzur vermeyecekti belli bir şekilde. Başta burada silecin varlığı zaten durdurabilirdi ama hiç içeri girip ona gidene kadar riske girmek yerine direkt Nate'le çözmeyi tercih ettim. Orada D-Pay orada epey yıprandı, hatta çok az canı kaldı. Duka ise injur kalmış durumda. Orada kili çıkarabilecek mi? Avia çekili çıkarsa da Tsuki hemen orada trade'ini alan oyuncu oldu. Şu an için güzel gidiyor oyuncularımız. Ya Kerem en az 2000 yeterli ya. Özellikle Villa'da atak kısmında 2000 bile yeterli comeback için, maçı kurtarmak için. Onyx'ten gelen bu bank kill'i burada Bang'i durdurdu ama karşıda hala 3 oyuncumuz var. Orada su kimi oradaki IQ'suyla emin olamadım. Orada açıyı tuttuğu noktada. Astro'na neye bağlayacaklar? Burada tabii ki dronelanıyor. Yalnız herhangi bir arkamaya karşı bir drone bıraktı şimdi. Astro'nun kısmını şu an tamamen kontrol altına aldılar ama Leonski'nin o noktadaki hazırlığı gerçekten sıkıntı yaratacakları. Hemen hızlı bir girişte Astro elenci kili aldı bu arada. Hux ve Suki tek kaldı. Suki orada bir çatışması var. Hux burada girmeyi başardı ama yılanlayacaktı oradaki Melusi. Çok büyük sıkıntı oldu. Hemen orada Leonski kili aldı. Şimdi Suki burada tek başına ne yapabilir tek başına? Tabii ki bu çatışmanın, bu kargaşanın arasında Panix tabancası da burada Suki kilini alıyor. Durumu 4-1'e taşıyan oyuncu oluyor. İlkan'ın son roundu Dining savunması. Az önceki Dining savunmasında 2'ye 1 pozisyonda kalmıştık ama yine de bence rahat bir win'di takımımız için. Bakalım tekrar 1 puan çıkarabileceğiz mi buradan? Şöyle bakalım hazırlıkları. Yeah, Lonzo kısmı tamamen kapandı. Burada Art Gallery, Art Vault mu nasıl geçiyor oranın ismi tam hatırlayamadım. Orayı reinforce'layarak yukarıda basket storage kısmında bekleyen oyuncu kendini safe oluyor aslında. Hani buradan bir yılanlama, bir giriş olursa işte orada bana etki edemesin. Oynayacağı bu noktada bu living room'u kendi için safe bir zone haline getiriyor olabildiği kadar. Burada 5 oyuncusuyla, pardon 4 oyuncusuyla burada yatak odasına hemen nüfuz edecekler. Alt katta oyuncunun varlığı belli. Pulsuyla D-Pack bekliyor. IQ'suyla şimdi bunu gördü ama ne yapabilir orada? Kesinlikle hiçbir infoya tahammülleri yok. Bu arada bir oyuncuyu görebilir. Hatta ayağının ucunun bir kısmını gördü. Hiç riske girmedi. Biraz daha bekledi ve Hux'u orada almayı başardı. Adrum'dan.
pek kullandığı pulsla bütün oyuncuları, kalan 4 oyuncusunun da şu an konumunu takımına bildiriyor. Ona göre diğer kalan oyuncuları, 5 kalan oyuncuları diyorum, 5 oyuncusuyla ona göre pozisyon oluyor. Bu arada Panix'ten gelen bu Suk ikili, nihayet LNG burada Panix'in trade'ini alarak çevirebilecektir biraz daha. Aviashe burada LNG'yi aldı. Karşılıklı bir trade daha geldi. Durum 4-2. Leonski'nin sadece bir enerjisi kalmış durumda. Ama hala kill alabilecek pozisyonda. Orada nihayet. Neye nihayet? Aviashe burada Duko'yu aldı. Ve Leonski'nin bu ben kill'iyle de Gamma Gaming ilk yarıyı 5-1 gibi bir skorla kapatmayı başardı. Hangi takım Türk? Aslında iki takım da Türk değil ama Aytra Gaming'de 3 oyuncumuz var. Bank, Elenci ve Suki. Hatta yedekleri Quarterner'la beraber 4 oyuncumuz Türk. İlk yarı 5-1 gibi bir skorla kapattı Gaming, Gamma Gaming ama Side'ın defansının daha ağır olduğunu düşünürsek yani bu ikinci yarı gerçekten zor olacak Gamma Gaming için. Hatta buradan bir comeback bile gelebilir. Öyle ümit ediyorum. Bakalım comeback gerçek mi yoksa bir şehir efsanesi mi? Bunu tabi iTrabun burada en net şekilde gösterebilecektir. Gerçekten çok zor. İmkansıza yakın ama tabii ki imkan yani başarılamaz değil. Şöyle hazırlıklarına bakalım. Bu açısıyla ana kapı için çok güzel bir hazırlığı var şu an. Orada girişlerini yaptılar. Şu an piyano kontrolü onların altında. Burada kırmızıya doğru ilerleyecek. Kırmızı merdivene doğru ilerleyecek. Bester ise Bank bekleyen oyuncu. Ana merdivende ise Hux bekliyor. Astro ve Panix şimdi burada bir baskı kurmaya çalışacaklardır Hux'e karşı. Bank ise burada tek başına beklemeye çalışacak. Deepak'in çıkmasını engelleyecektir. Hatta bir arkalama bile gelebilir. Bu arada Hux'ten bir panik skill'i geldi. Ana merdivende o kadar kolay geçmek değil dercesine. Sabit bir açıyı kesmeye devam ediyor. Ne kadar sabit de desek çok değerli açılar bunlar. Yani o açıdan herhangi bir infight'a girmeden bir kill çıkarabilirsiniz. Bu açıdan çok değerli. Astro henüz giremedi. Flash'larla olabildiğince zayıflatıp sonuç almaya çalışacak ama orada Astro tek işi oradan ana merdivene basmak değil. Buradan ana merdivenden gelecek bir baskıyı da kesmek olacaktır. Deepak şimdi oraya doğru ilerliyor ve Deepak burada Hux'u durdurmayı başardı. Hemen Suki'den onun trade'i geldi. Oh, çok güzel bir füze. Ama yine de herhangi bir oyuncumuza Aviace şimdi Duko'yu aldı. Burada Suki'den hemen Astro'nun kili geldi. Elenginin bu Leonski kiliyle birlikte Aviace tek başına kaldı. Aviace ben daha ölmedim dedi. Burada Bengi almayı başardı. Ana merdivenden çıkmaya çalışıyor. Orada az önceki açılardan biraz yıprandı. 90 tarafında gizlenen Elenci fark edilmeden, daha ne olduğunu bile anlamadan burada Aviace ve roundu tabii ki takımımız Aytra'ya kazandıran oyuncu oldu.
Bu taktiğin bir değişini Quarterunner'da görmüştüm ama. Yani şeyde şöyle söyleyeyim. Altta Zofia bak bir oyuncu işte o ana koridoru işte ana merdivenden gelecek şey bağlantıyı kesiyor. Dikey oynuyorlar tamamen dikey. İşte piyonu kısmında ve library kısmında bir de rotasyon hazırlıyorlar kendilerine hızlı geçiş için. Ya güzel round inşallah devamı da gelecek ya. Hani bu harita defans bazı defans yönü yüksek bir harita. Her ne kadar işte Ubisoft biz burayı çok dengeli yaptık desek de hani en son çıkan haritalardan biri olsa da burası da ileride bir remake yiyebilir. Bu arada sesim de epey pert oldu. Hani keşke şu iki haritayı da rahatlıkla alsaydı ekibimiz de. Üçüncü haritaya gerek kalmasaydı. Durum onu gösteriyor. Yani gidişat yani o yönde umutluyum açıkçası. Önemli değil sesim pert olsun. Üçüncü haritayı görelim. Hatta zaferlerini görelim. Şu Benelux finalinde. Benim için daha değerli şu an. Erenci'den çok agresif bir hazırlık. Tabii ki orada 3 ADS. Bunu bir nebze yavaşlatacaktır. Orada Vamai'nin magnetleriyle beraber de desteklenmiş durumda tabii ki. İyi, oradaki Castle en azından eşin roketlerinden birini erkenden düşürebildi. Harcamasına neden oldu. Burada soft bir çır kullanması flash kullanmasını engelledi. Bakalım nasıl devam edecek. Bu arada Duko'dan gelen bu Leon Skill'i 4 oyuncusuyla bıraktı. Daha içeri nüfuz etmeyi başaramadılar. Burada yatak odası penceresi de oh, çok çok agresif. Aşırı agresif. Ayağa kalkar kalkmaz sağlam bir girişti ama iki oyuncudan da sadece 25 canını almayı başarabildi. Oo. Oradan acaba çıkabilir miyim derken alt katta Dipek kill aldı. Bu arada Duko'dan gelen bu kill'in ardından Panix hemen trade'ini almasıyla şu an 3'e 3. Bank ve Hux'un kili ile birlikte Astro tek başına kaldı. 1 dakika gibi zamanı var. Banyo da kısılmış durumda. Klozetten daha nereye ne yapayım demeye kalmadan Hux burada yatak odasında uyuyakalıyor ve kili alarak bu roundu da comeback gelir ölen dercesine Aytra Gaming'e kazandıran oyuncu oldu. Aradaki puan farkı bir bir azalmaya devam ediyor. Bakalım bu Dining'de de devamını görür müyüz? Yani efsane gidiyoruz maşallah. Maşallah deyin arkadaşlar. Gözünüzü gönlünüzü seveyim. Süper gidiyoruz. Dining Kitchen saldırıda en azından bir puan çıkarmayı başarmıştık bu site'da ama hani defansta ne yapacağız? Yani buraya almasak bile önemli değil. Diyeceğim ama alalım ya. Yani hiç maç puan avantajını bile kazandırmayalım. Çünkü maç puan avantajını kazandıkları an iyice böyle hani saldırmaya başlayacaklar. Hiç o gün yüzünü göstermeden devam edelim böyle. Hakikaten ya nazar boncuğu güzel söyledin aslında. Öyle bir şey yapayım ben. Bunu iyi söyledin.
Şöyle bakalım girişleri ne şekilde abi. Gerçi burada en alt kattan garaj tarafından doğru bir giriş yapacak. O noktada herhangi bir oyuncumuz yok. Diğer oyunculardan gelecek infoya göre hareket edecektir. Bu arada Astro da çoktan burada barrel tarafından girişini yapıyor. Az çoktan dronlanmış demek ki. Böyle rahat rahat açayım gireyim çünkü kolay değil. Burada kırmızı merdivene doğru ilerleyecek. O noktada herhangi bir oyuncumuz yok. Yani kırmızı merdiven gitmenin güvenli ve hızlı bir yolu olduğunu söyleyebilirim bu en alt kat. Sahte iki oyuncumuz, en üst katta ise 3 oyuncumuz var. Bunu eğer doğru okurlarsa hızlı bir rush görebiliriz buraya ya da çoklu bir baskı. Özellikle şimdi kırmızı merdivende bir oyuncunun olması bunu epey hızlı gösteriyor. Astro şimdi burada yaklaşıyor Suki'ye karşı. Bu arada LNG'den gelen bu C4 Panix'i düşürmeyi başardı. Şu an 4 oyuncusu ve 1 dakika 40 saniye gibi bir süre var. Astra Killer tarafından çıkışını yapacak Aviace ile birlikte. No, hoş geldin, sefa geldin. Teşekkürler takip için. Oho! Deepak çok güzel düşündü. Önce pompalı silah açtı. Bank ne olduğunu anlayamadan orada kili çıkardı. Suki bu arada Leonsky ile infight'ında pompalı silah kill almasıyla şu an Killer tarafında Stairs'te Aviace ve Astro içeri bastırmaya devam ediyor. Burada bakalım Hux ne yapabilir? Dronlanmaya devam ediyor. Birazdan oraya giriş olacaktır. Artık ona bir destek gelmesi lazım açıkçası. Şimdi orada çok güzel bir açı tuttu. İnce bir açı. Yalnız orada Doka'ya bir ne yapabilir? Oo, yere yattığını düşünürsek burada ona karşı avantaj çıkarması eğer yerini tam bilmiyorsa zor olacaktır. Hatta kill bile çıkarabilir. Ama kesinlikle kendini göstermemeyi tercih ediyor ama Aviace daha fazla dayanamayınca Yüksek karşı bu kili çıkardı. Şu an durum 3-3. Son 20 saniye artık hareket etmeleri lazım. İlerlemek istiyor bak ama Elenci şu an için onu durdurmaya devam ediyor. Bu arada Elenci ve Suki ve ardından da Duko'nun bu kiliyle durum 5-4. 1 saniyede maçı 3 dakikalık maçı yoruyorlar yoruyorlar ve aynı saniye içinde ardı ardına gelen killerle Round'u Aytra'ya kazandırmayı başarıyorlar. Haydi son 3 değil. Tabii haydi son 3 aslında. Tabii öyle de söylenebilir. Kerem. Hadi bakalım. Süper süper süper. Maşallah. Maşallah deyin gençler. Şöyle hatta yapalım. Bir Aviator Games Room savunması tekrar. Az önceki round güzel kazanmıştık. Tersine gidiyoruz bu arada. Kitchen statü Aviator. Dining almıştık oraya, pardon. Yaşlanıyoruz. Hangi sayıda aldık, hangisinde ne yaptık unutmaya başladım iyice. Helal helal. Sonuna kadar helal. Bakalım. Yüksel yine main kapı için. Alt katta main lobby kapısı için bir hazırlık. Duko, Goyos'un birisini bu noktada stadı ve balkonda işte içeri sızmak isteyen oyuncular için. Şöyle bakalım. 90 penceresinde, özür dilerim 90 diyorum. Astro'nun penceresinde bir Panix yokladı oraya. Orada oynamak biraz daha zor olacaktır Astro'nun oynayan oyuncu için.
Yani burada yatak odasını geçmeden tabii ki bir Games Room baskısı uygulamaz. Burada Bang'i gördü ama Bang o noktadan ilerleyemiyor şu an. Buraya kısılmış durumda ne yapabilir? Olabildiğince yüksek bir konum hazırladı ki oyuncuların hani kas havzası direkt kafasını gösterdiğinde bu aslında gövdesine gelsin ve mevcut bir aim fight'te sonuç çıkarabilsin. Pencereyi göstermemesi lazım demeye kalmadı. Panix burada bu drone bait'le bu kili çıkarmayı başardı. Şu an yukarıda bir roamer'ınız düştü. Özellikle yatak odası tarafındaki bir oyuncunun düşmesi gerçekten sıkıntı olabilir. Diğer 4 oyuncumuz burada oynayacaklar. LNG 90 kısmını olabildiğince tutacaktır. Duko ve Suki, Volt ve Games Room'da oynayacak. Kırmızı merdiven tarafında Astro gerçekten tehlikeli bir pozisyon. Şu anki konumu orada şimdi Goya'nın yeri tahmin edildi. Oyuncunun yerini tahmin etti. Güzel oynadı Duko. Ve Astro'yu orada nefes aldırmadan kill aldı ama bu arada LNG injur kalmış durumda. Kendi safe bir noktaya atmaya çalışıyor. Onu savunma açısından burada Duko şey yaptı ama o bu arada açılır açılmaz buraya düşürebilecek mi? Hayır, IQ alamadı. Çok temiz bir açıydı. Burada 90 penceresinde şimdi bir ters açıda duruyor. Hızlıca geçti ama bu arada LNG kaldırmış durumda. Son 40 saniye. Yani açılabilecek her noktayı açtılar. Duko'yu bayağı bir yıpratmaya başardı. Yarıca enerjisini bıraktı EVH'e. Panik için artık onu durduracak bir şey yok gibi duruyor ama stadyumda bekleyen Hux şimdi bu kili aldı. Bu killin ardından hemen oraya doğru nüfuz etmeye çalışacaktır. Dipek ama yerde yatan Hux burada ikinci killini alıyor. Burada elenciden gelen Leon'un killin ardından Aliyah da burada Duke alıyor. Ve Aetra Sport maçta beraberliği hanesine yazdırmayı başarıyor. Yani orada Goyası ile IQ kaçırdı ya, kahroldum burada ama sonradan toparladılar. Valla helal olsun. Valla helal olsun. Yani Habib hocam ne zamandır izliyorsun bilmiyorum ama 5 birden getirdiler buraya. Dehşet bir comeback dönüyor şu an. Ortalığın damına koyuyorlar şu an. Şimdi bir trofi statü savunması izleyeceğiz. Şu ana kadar namağlup devam ettik. Maşallah diyelim arkadaşlar tekrardan. Yani valla en güzel yerlerinde gelmişsin Hakkı hocam. Bakalım burada maç puan avantajını alabilecek miyiz? Şöyle bakalım. Az önceki hazırlıklarından farklı bir hazırlık değil, muadil bir hazırlıkları var. Hatta bugün işte Passion'la oynanan başta da bu setup'la girmişlerdi. Sensor yaptığımız site adı neydi? Onun adı neydi? Bakayım. Şu olması lazım. Bu arada bakalım roundumuz başladı. Setup'ımız hazır. Oyuncular yerleşmeye başladılar yerlerine. Bu arada Suki'den bir Clash tercihi var. Burada bakalım Clash ile nasıl bir oyun çıkaracak. Oo, orada bir oyuncu gördü. Ama tam zamanda geri çekildi. Herhangi bir hasar, zarar görmeden. Açıkçası orada açı tutmak gerçekten riskli. Burada hani stadyumda pencerede stadyumda oynayan bir oyuncu olsaydı orada rahat bir kill çıkarabilirdi ama burada hiç riskli bir oyun yok. Tamamen böyle full strat, full taktik, hiç monkey play yok. Derken Deepak'ten gelen bu Bank kill'i geç bir arkalama için muhtemelen orada hani
hani Stad tarafında ilerleyecek. Burada 90 tarafından işte Stad tarafına ilerleyecek oyuncular için geç bir arkalamada bekliyordu ama drone da tespit edilince üzerine baskı kuruldu ve kill çıkarıldı. Keşke daha önce hani ana merdivenden rotasyon alsaydı, geri dönseydi sayda ya da 90 tarafında devam ettirebilirdi veya Games'te veya diğer noktalarda. Neyse, sağlık olsun. Şu an 1,5 dakika kaldı. Burada bir oyuncunun daha infosu alındı. Clash'in infosu alındı. Ki orada olabildiğince statü entresi tutmaya devam edecektir. Orada dikey oyunda oynayan bu noktada Dipek baya zorlayacak. Az önceki özet oyununda bir oyuncumuzu düşürmüştü hatta orada. Orada Leonski'den gibi bu elenci kili gerçekten sıkıntı oldu. Panix'in Hux kili ile birlikte şu an iki oyuncumuz kaldı. Aviace'de de Suki'yi almasıyla. Duko tek başına Leonski kuruyor. Orada belki bir oyuncu düşürebilirdi ama bu da pek bir farkı olmaz ve Gama Gaming burada maç puanı avantajını kazanıyor. Acaba gelir mi dedik ama hayırlısı diyelim. Ya agresif kalıyor derken hani gerekli bir agresiflik şimdi dedim ya. Zorlamasa güzel olabilirdi. Hani yok be Yılmaz hocam, stream üzerinden stream. Yoksa keşke verseler de clean feed. Burada sadece benim sesimden başka oyun sesi de verebilsin. Yoksa nerede? Yani verseler ben de senin gibi what the fuck olurum yani. Ya Aetra çok güzel çevirdi yine de buraya kadar. 5-5'e kadar çok güzel çevirdi. Buradan maçı uzatmaya da götürür. Uzatma roundunda kim başlayacak, kim ne başlayacak onu bilmiyorum. Tabii. Ben Lux kanalından şey yapıyorum, stream üzerinden. BNL'den çekiyorum. Kopyacılık. Yok, bizim caster arkadaşların hepsi böyle yapıyor ama yani alamadığı maçları stream üzerinden streamliyor. Ya bakalım nasıl olacak? Bu kez dağın kuyruğu kopacak mı yoksa uzatmalara mı götüreceğiz? Comeback is real. Göreceğiz mi burada? Yani 5-1 gibi skordan bu raddeye kadar gelmesi. Bu arada yine muadil bir saldırı görüyoruz. Ya Flamenkçe çok ilginç bir dil ya. Yılmaz hocam. Hani orada devamlı İngilizce konuşan hep var, Festen var. Nasıl şey yapıyorlar? Hayret ediyorum. Best of 3. Unknown guy. Trophy Entrance penceresinde bir açı bulmaya çalışıyor. Özellikle kırmızı merdivende. Restairs'te oynayan oyuncuya karşı ama şu an için orada oynayan oyuncumuz kendini fazla açık etmedi. Tabii Belçika'dasın. Sen de konuşuyorsun değil mi? Hani Almanca falan biraz daha şey geliyor bana Flemenkçe'nin yanında. Daha anlaşılır bir dil gibi geliyor. Hoş biliyor musun? İkisini de bilmiyorum ama hani kulağa çok yabancı geliyor. Çok da sık duyulmayan bir dil olduğu için. Son 1,5 dakika 5-5 durum.
Gerçekten halattaki düğüm gittikçe sıkılaşmaya başladı yalnız. Zorladıkları noktalardan farklı bir girişlere yöneliyorlar. Şimdi burada yatak odasına doğru yöneldi Astro'da. Klozette bekleyen bir oyuncu yok ama buradaki oyuncunun infosu kesinlikle hiçbir drone'da yok. Olsaydı şimdiye kadar gelir miydi? Ama fazla zorlamadan hemen farklı bir kısma geçti. Son 1 dakika. Duko ufak bir pik attı ve burada Duko Astro'yu durdurmayı başardı. Suki'den gelen Leonski ile birlikte 3 oyuncusu kaldı. Astro'nun penceresinden girişini yapacak. Evi aç ama nereye girecek? Nasıl bir cehenneme gireceğini az çok farkına varmıştır. Bu iki kill'in ardından Astronomi'de bekleyen bir oyuncumuz var. Trophy Entrance'de şimdi konumlandı. Oradan Dipek preferlerle kendi kill bulmaya çalışıyor ama bu arada Suki'den gelen bu dip kill'i ve LNG'nin bu ev şekliyle Panix tek başına kaldı. Ve bu maç son 15 saniye SEVKD yapmazsa zaten gideceği yer belli ama buna bile gerek kalmadı. Hux burada Panic skill'ini alıyor ve Ultra maçı uzatmalara götürüyor. Yani GG guys, GG. Uzatmalarda da yani iki defanslı biz olursak bu iş bizimdir. Atak başlayacak. Gamma Gaming bu round'u almamız çok kritik. Yani çünkü atakta 5-1 gibi skorla kapatabildik. Atakta o kadar iyi değildik ne yazık ki. Mustafa hoş geldin, Sefa geldin. Bakalım Trophy'de nasıl bir oyun çıkaracağız. Pro olmadı mı? Yılmaz hocam, Mustafa şey kasıyor artık ya. Valorant kasıyorlar. 7-24 Valorant kasıyorlar hem de. Nvidia'dan sonra bırakmaydın iyiydi bari ya. Yani Nvidia'dan sonra Elementu tekrar can geldi işte, Benelux kupası vesaire koşturmaya başladılar. Keşke sizde de öyle bir hoş White Tigers'la bir ara gördüm seni yanlış hatırlamıyorsam Mustafa. Kenyalı operatör yalnız çok gerekliydi. Şey Yılmaz hocam. Hani benim yıllardır hayalini kurduğum bir operatördü. Bundan dolayı Ubisoft'a teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Yani şu an şeydeler, devam ediyorlar. Geçen Movistar Riders'a karşı maç aldılar. Güzel de gidiyorlar yani. Bu arada Duko bu Prefire'da Panix'le beraber bir aim fight'ında epey yıprandı ama Panix'te eşit derecede yıprandı. Burada durmaya devam edecektir. İki oyuncu oradan bastırmayı sürdürüyorlar. Orada çok güzel bir açı. Epey canını yaktı. Uzatmasa hemen geri çekilecek mi? Evet, hemen geri çekilmeyi başardı. Bir açı. Hüksü durdu burada. Bu arada Nate killiyle. Şu an 4 oyuncusu var ama 2 oyuncusunun, yani Duko sağ olsun, İçinden geçmiş durumda. Sadece 25 canları kaldı. Burada closet kısmında bir oyuncumuz var. Şu an onun bilgisine haiz değiller zannedersem ama bu arada Leonski'den gelen bu bank kill ile 3 oyuncumuz kaldı. 1,5 dakika var. Seri birkaç kill'de durumu eşitlememiz lazım. Aksi takdirde bu round, bu savunma roundu. Yani Gamma Gaming'e kayabilir. Duko'dan nihayet Panix kill'i geldi. Durum 5-4. 4-3 pardon. Suki'nin bu avya çekiliğiyle de Leonski bu arada bombayı kurmaya başladı. Defüzör kurmaya başladı. Ama Duko bunu engellese de Duko'dan ikinci, dördüncü şaşırdım kaç kill geldi. Aman Allah'ım. Astro tek başına kaldı. Yani
İki önemli killallar, iki önemli oyuncusunu indirdiler. Böyle bir anda gelen seri killerle birlikte Astro şu an tek başına kaldı. Son 45 saniyesi var ama şu noktada hani affedersiniz bir taraflarıysa bir şey yapamaz. Burada pencerede görüyor ve bu noktada Duko bu kill de alıyor. Ve uzatmalardaki bu ilk roundu kazandırmasıyla durumu 7-6'ya taşıyor. Ya o ben şey gibi şüpheleniyorum Yılmaz hocam hani isim hakları işte komünikasyon şimdi Türk ordusu izin veriyor mu ya da hangi işte onaylayacak mı buradaki bürokrasi ile de alakalı olabilir mi yani ben bunu ben merak etmişimdir her zaman. Bununla ilgili bir açıklama da gelmiyor yani hiç sormuyorlar mıdır on binlerce oyuncu sormuştur neden Türk oyuncu yok yani de ki arkadaş orada işte biz getireceğiz ama hani Türk ordusu Milli Savunma Bakanlığı buna onay vermiyor belli başlı sebeplerden ötürü vesaire biz de amen arkadaş eyvallah deriz bu kadar ama böyle bir şey de yok hani bilmem anlatabildim mi? Ya da öyle bir şeye ihtiyaçları var mıdır? Yoktur diye düşünüyorum. Şimdi Battlefield 1'e bakıyorsun orada Osmanlı ordusu var. Hani Türkler, Almanlar devamlı Rusları yapıyorlar şeylerinde düşman rolünde oynatıyorlar. Buna hangi ülke izin verir? Zannetmiyorum. Böyle bir izne de işte dediğim gibi buradan Ubisoft'a selamlarımı gönderiyorum. Bu kez defansta Gamma Gaming, Aviator Games Room savunması. Altı yıl ikinci sezonda TR operatörü sızıntısı. Türkiye Ops diye geçiyor ama işte bir Türkiye çarmı geldi, şey Hindi çarmı geldi. Ya Türk oyuncular gaza mı gelecek? Hayır. Yani ne alakası var canım? Sen orada istemez misin şahsen? Ben şimdi Battlefield 1 oynarken orada Osmanlı tarafında ya da Türk ordusu tarafında olmak gurur verici oluyor. Yani o ölçekli bir oyunda ve hatta onun tanıtım yayınında maçını yaptılar. İşte ünlü oyuncular vardı. İşte Snoop Dogg vesaire hatırlayan belki hatırlıyordur. İki maç mı yaptılar? Üç maç mı ne yaptılar? İki maç yaptılar. İşte birinde Türkiye'nin, birisinde şeyler ya yetmez hadi bir maç daha olsun dedi. Onu da tekrar Türkler almıştı. Ya hani böyle bir kesit de var hafızamda, anılarımda. Japo hocam ne oldu? Japo hocam yayınları bıraktı. Orijinal meslek dalına devam ediyor şu an bir üniversitede. Bölüm başkanı. Dipek'ten Vantep geldi. Bengi karşı. TR'de iyi para da onu sonuçta paylaşacaklar ya. Yani burada Bank ve LNG'ye ne kadar düşecek? Soru. Yine de tabii güzel para şey yapacak. Tabii birinci de olabilirler. Yani burada Gama Gaming'e karşı kazanırlarsa 4.250 euro var bu sefer de Mustafa. Son 1 dakika 5'e 4 henüz daha nüfuz edemediler. Saç çevresinde sadece dışarıdan kontrol etmeye çalışıyorlar. Oyuncu düşürmeye çalışıyorlar. Özellikle orada ana merdivende bekleyen oyuncu onlar için büyük sıkıntı. Şimdi burada Jäger ile gözüküyor. Blackbeard'la burada bir kill çıkarsa efsane olurdu ama ne yazık ki. Burada Panix injur kalmış durumda. Aviyaç az kalsın. Kendi takım arkadaşını öldürüyordu. Panix'i şu an kaldıramadılar. Leonski ve Aviyaç'tan TuS2 kill geldi. Hüks'ten Leonski kill gelse de 3'e 2. 30 saniye var. Hüks içeri yılanlamayı başardı. Burada mükemmel bir arkalama gelebilir mi? 90 tarafına doğru oyuncuların konumları az çok bellidir. Burada bombayı mı kurmaya başlayacak? Evet, bombayı kurmaya başladı. Şu an Elenci orada. Astro'yu da durdurmasıyla haberleri yok burada. Hüks'ün bombayı kurmasından ve defüzör kuruldu. Durum 2, 3'e 2. Bakayım retake de alabilecekler mi ama Aviyaş'tan gelen bu Elenci kili.
Gerçekten üzücü oldu. Son 35 saniye olabildiğince dayanmaya çalışacaktır. Clutch'ta edebilir. Hiç belli değil demek kalmadı. D-Pack orada. C4 ile Hüks'ü elimine etti ve round'u Gamma Gaming'e kazandırarak şu an CL'deler. Eski Challenger League oyuncusuydu herhalde. Ya Anongain, Aviace, Leonski, Dipek bunlar hani geçmişe baktığın zaman Lowland Lions var. Onun öncesinde Defuse Kids var. Onun öncesinde Trust Gaming olarak varlar zaten. Yani uzun süredir buradalar. Duko eski GL oyuncusu olmasının yanında en değerli Benelux oyuncusu olarak kaydı var şeyde Wikipedia'da. Şu an Suki KD olarak şey olarak yani şu lig KD'si olarak MVP şeyinde. Durum berabere. Gamma Gaming atakta, Aetra defans. Kitchen savunması izleyeceğiz. Panix evet. Penta ve bir takım da daha oynamıştı o ama çıkaramadım şimdi. Dark Mert'i herkes tanıyor ya hileci olarak Supa'yı. Muhabbetle ilgili devam edersen seni sohbetten göndermek zorunda kalacağım ama onun dışında katılabilirsin. Şöyle bakalım. Hazırlıkları az önceki Dynex savunmalarıyla aynı. 3 oyuncusu üst katta, 2 oyuncusu site çevresinde. Ve Tokat tarafından geliyorlar. Şöyle bakalım. Yaklaşıyor. Ana merdiven tarafında yok. Kapılar kapalı yalnız. Yani buradan gelebilecek hiçbir oyun. Oo, bu arada az kalsın. O timingle Bengi düşürecekti ama çok az cana geri kalmayı başardı. Üzerine basacaktı o drone'lama. Burada Astro'ya mükemmel info verdi ve Duko'yu öldürmesiyle 4 oyuncuları kaldı. Son 1 dakika 45 saniye. Yani bu kadar erken Duko'nun düşmesi, böyle agresif bir şekilde oraya piklemesi, hani tam bir info olmadan, açıkçası doğru muydu bilmiyorum. Şu an üst katı tamamen boşalttılar. Bütün oyuncular alt kata geçmiştir. Özellikle Bengen o canıyla alt katta olabildiğince safe bir pozisyonda kaldığını düşünüyorum. Bu arada elenciden gelen bu C4 birazcık eşitledi ama Suki de çok az canı kaldı yine. Durum berabere de olsa şu an bir aim fight'ı kaldıramayacak pozisyondalar. Dikey oyunlarına devam ediyorlar. Şu ana kadar herhangi bir oyuncuya yapmasalar da açıkçası burada kill'den ziyade orada side'ın altını boşaltmak ve o noktaya nüfuz edebilmek. Orada kırmızı merdivende bir oyuncu yaklaşmış mı? Ben mi yanlış okudum? Killer kısmında şimdi neydi ile bir sonuç almayı deneyecektir. Orada Hüks'ten gelen bu Leonsk ikili durum beraberliğe taşıdı. Özür dilerim. 4-3 önde gidiyor. Girer girmez burada elenciden gelen Ayava'ya çekiliyle birlikte Panix ve Astro kaldı. Son 13 saniye, 10 saniye. Hadi çocuklar, hadi
Hadi Tsuki buradan sırayı aldı. Panik tek başına kaldı. Hall of Fame'den şimdi Memorial'dan girişini yapacak ama son 2 saniye kalan ne yapabilir? En azından bir kere alabilir mi? Panik son saniye Tsuki aldı ama Aetra bu roundun, bu haritanın galibi oldu. Yani evet, comeback is real guys. Comeback is real. Gerçekten şehir efsanesi değil, gerçekten varmış böyle bir şey. Ve Aetra bize bunu gösterdi. Helal olsun çocuklar. Güzel oyundu. Keşke bu uzatmaya kadar bile gelmeseydi ama olsun, önemli değil. Oh. Vallahi terledim ya. Eyvallah Ahmet Haluk, teşekkür ederim. Şimdi Decider haritayla devam edilecek. Teeter diyorum ya. Tema Park. Suki turnuvayı alırsınız. Tabii artık onlardan kim turnuva açıyor? Bank mi açacak? Veya Suki de açıyor herhalde yayın. Öyle bir şey yapmaları lazım değil mi? Yok, Tema Park. Decider Map Tema Park olacak. Kaç durum 1-1. Yani bu Tema Park'ta belli olacak. Vallahi Duko öldükten sonra gerçekten hayal kırıklığı yaşadım. Bakıyorum şimdi iki oyuncu orada canları çok az kalmış. Ya diyorum, gitti diyorum. Resmen bir hayal kırıklığı yaşamadım desem yalan olur. Ya doğruya doğru şimdi. Duko'nun o kadar agresif gidişi, erken düşüyor. 1 dakika 40 saniye var ve oyundan düşüyorsun. Basma arkadaş. Ne gereği var? Ama vallahi helal olsun ya. Çevirdiler ya. Helal olsun çocuklara. Vallahi nerelerden 5-1'den getirdiniz. Diyecek bir şey yok ya. Bank oynasaydı, Bank yine oynadı canım. Olsun yani, hepinizin varlığı yeter. Vallahi elinize kolunuza sağlık çocuklar. Vallahi tam da final maçına yakışır maçlar döndü ha. Yani ilk maç tamam, Coastline'da ezici oldu biraz Gamma Gaming'e karşı ama İkinci harita yani 8-7 böyle en sevdiğim maç türünden birisi oldu. Comeback mi ararsın? İşte ucu ucuna son saniyeye kadar mı ne ararsam vardı. İnşallah Suki, yani inşallah bekliyoruz. Bu arada bak, demin ne sordular? Suki sen o kısmı kaçırdın. Diyorlar ki işte hani Suki veya Bank diyor artık bir 50 euro çekiliş yapacaklar mı diyor. Hani ne diyorsun diyor. Bir ona da bir cevap ver. Devamlı yayın açıyorsunuz artık siz de. Hani Bank'i görüyorum sıkça. Sen de arada açıyorsun. Ya da bana rast gelmiyorsun açtığın zamanlarda, bilmiyorum. Artık bir şeyler yapın ya. Hani bunun ne şey mi olur, hedayesi mi olur, ne derseniz deyin. Suki o 3. maçın lobisi kuruluyor herhalde, cevap vermediğine göre. Vallahi helal olsun çocuklara ya, hiç önemli değil ya. Vallahi süper bir pazar oluyor sayelerinde. Yoksa ne yapacaktık yani, aç ranked kanser olmaya devam. Litancik. Çekilişi ben yapmam ya. Çekilişi öyle bir şey olacaksa evet, Suki veya ben kendi kanallarında yaparlar.
Bu ara uzun sürecek herhalde. Ben de bir ufak bir lavabo molası vereyim. Birazdan geliyorum hemen. Ja, dat is inderdaad de vraag. We gaan naar Theme Park en historisch gezien, ik weet niet of ze dat aan de zijde daar al hebben gezegd, maar historisch gezien zou Gamma Gaming de betere papieren hebben op Theme Park. Zij hebben namelijk in dit seizoen Theme Park een keer gespeeld, hebben dat 7-3 weten te winnen tegen Passion, waarbij Aethra helemaal geen Theme Park heeft gespeeld. Maar dan zou je wel zeggen dat ze misschien hun huiswerk hebben gedaan aan de zijde van Aethra. Dat is natuurlijk altijd mogelijk. Het is ook meteen tijd om te beginnen. Gamma Gaming start op defense. Aethra dus op offense. En dan zou je zeggen, Gamma Gaming heeft wederom een voordeel. Maar wat we net ook zagen is dat wat Gamma Gaming kan doen op defense, Aethra net zo goed kan. Misschien zelfs beter. We gaan hier de eerste ban zo meteen meemaken. En dat is Gamma Gaming die als eerste mag gaan bannen. Wat denk jij, Jarek? Thatcher? Ja, Thatcher is wel een ve üçüncü haritamız... Hop, yanlış yer. Tema parkımız başladı. Gamma Gaming defans başlayacak. Aethra ise atak yine başlayan taraf oluyor. Şöyle bakalım. Black
Thatcher banlandı. Mira banı var ve son olarak Gamma Gaming burada hangisini banlayacak? Yani memnun muyum? Mark yani malzeme işçiliği güzel, malzeme kalitesi güzel ama sert geldi bana biraz. Bunun başka bir modeli vardı. Keşke onu alsaydım demedim değil şimdi. Ama yoksa malzeme olarak güzel, memnunum yani. Hani oturma alanı biraz dar geldi bana. Bundan dolayı hani fabrika ayarından harici biraz geride tuttum. Bu da şöyle bir gıcırdamaya neden oluyor. Çözemedim bir gıcırdama. Bu arada ilk side'ımız Armory, Torn Room. Bu side için Shibana, Ace, Sledge ve Zofia seçtiler. Defansta Melis Ümit, Kayıt, Mozi ve Jäger tercih edilen operatörler. Aleykümselam, Ahmet Haluk, hoş geldin. Bu arada sesim iyice sizlere emanet. Bakalım maç sonunu getirebileceğiz mi? Şöyle bakalım nasıl bir hazırlıkları var. Cash ve Office arasını bayağı kapatmış durumdalar. Burada bir dikey oyuna hiç tahammülleri yok. Durum onu gösteriyor. Bunun için hatta şöyle baktığımızda 3 oyuncu alt katta, hatta 4 oyuncusu üst katta. Leonski sadece saç çevresinde oynuyor. Bakalım nasıl bir giriş. Oo, hızlı bir rush mı? Aynen, hızlı bir rush geldi ama Astro ve Leonski'nin ardından, bu iki kill'in ardından Suki orada bir kill aldı. Astro hemen aşırı. Rotasyon nokta. Astro burada ikinci kill almasıyla Hux tek başına kaldı. Yani gerek var mıydı açıkçası böyle bir rush'a, emin değilim ama şu an 4'e 1 skor, yeri belli Hux'un. Yazı tura atmışlardır, o şekilde çıkmıştır muhtemelen. Yani 3. harita. İşte orada site'ların kimin şey yapılacağı admin tarafından yazı tura atılıyor, o şekilde belirleniyor. Hani ilk baştaki haritaları tamam, kendileri banlıyorlar. İşte kendileri haritaları istiyorlar ya da işte ona göre hangi haritanın kalacağını yürütüyorlar ama nihayetinde 3. decider olan haritaya hakem şey yapıyor, yazı turuyla seçiliyor site'lar. Orada bakalım. Bank Daker ile devam edeceğiz. Çakal. Tercih var bu arada Duko'dan bu kez. Az önce çok gereksiz bir round izledik. Yani evet, alt katta sadece Leonski Kylie ile tek başınaydı. 4 oyuncu üst kattaydı ama hani burada giriş noktasının ne şekilde tutulduğu gözetlenmesi lazımdı. Burada hani şöyle bir şey yapabilirlerdi. Hani uyduruyorum kafamdan. Maintenance'den elektrik mi var arkadaş? Kayı ile elektriği al. Ondan sonra reinforce'ları aç. Oradan rush'ta işer Allah Allah nidasıyla. Hani o bile daha güvenlidir bana göre. Bu şekilde hani patır patır düştüler ya. Hani üzücü bir rant oldu benim için. Bakalım bu kez nasıl bir rant izleyeceğiz. Bakalım.
I3'de IGL kim? Hiç bilmiyorum. Yani şu dersem yalan olur. Orada Hux olabilir. Ama yanlış hatırlamıyorsam. Tabii sorarız olmazsa. Yani maç sonunda Suki gelir, ona sorarız. Şu an için kafeteryadaki baskıyı durdurmayı başardı. Orada iki oyuncu var. Onlara doğru bir çıkış yapacak mı? Gerçekten riskli olur ama çok da kazancı büyük olur açıkçası. Bir oyuncu pencere önünde. Viyaç burada Arkadya tarafından pencereyi tutuyor. Bu arada Panix'ten gelen Dukakil'i 4 oyuncusunu bıraktı. Burada dronlarla oyuncunun yeri belli. Üzerine basacaklar mı? Ufak piklerle burada kill de çıkarabilir bu arada. O Zofia girişini yapıyor ve LNG orada D-Pack'i durdurarak durumu beraberliğe taşıyor. Ama hala Arkadya tarafında bekleyen Astro derken Astro burada LNG'yi alıyor. Bu arada Panix'ten gelen bu Bank kill'i Astro'nun Hux kill'iyle birlikte Suki tek başına kaldı. Yine çok hızlı bir round geçti. Hani neden böyle bir round geçiyor anlamıyorum. Ve Aviation'ın bu son Suki kill'iyle de Gamma Gaming ikinci roundu da hanesine götüren taraf oluyor. Yani tamam başta bir oyuncumuz düştü ama ardından hemen güzel karşılığı geldi. Bakalım bu Initiation ofiste puan çıkarabileceğiz mi? Durum 2-0. Hangisi bizim takım? Aetra. Aetra Esports, Duko, Hux, Suki, Bank ve LNG'nin olduğu. Bu arada LNG'de eş yerine bir Montaigne tercihi geldi. Aynen 1 dakika 2 round gitti. Bakalım ofis için hazırlıkları ne şekilde? Bank ve diğer yanındaki break room olması lazım. O da arasında bir reinforce var. Kafeteryadan gelecek için iki reinforce kullanılıyor. Buna dikkat edin. Biz genelde hani rank oyunlarımızda orayı komple kapatmayı tercih ediyoruz ama orada sadece iki reinforce kullanıyor ve o reinforce kenarlarından açı hazırlanıyor. Bu gerçekten güzel. Hani orayı kapatınca kafeteryadan gelecek baskıya karşı tamamen kendini kitlemek yerine hala kendine cevap verebilecek bir alan bırakıyorsun. Bu açıdan çok güzel. Bu arada tabii ofis ve cash room için açılar hazırlanmış. Burada break room tarafında break room mu? Waiting room kısmında. Pro Lig'e ne kadar yakın? Nasıl? Ne olur burası? Tier 2 mi olur? Tier 3 mü olur? Şimdi Pro Lig Tier 1, Challenger Tier 2. Bu da hemen o seviyede. Onun altında diyeyim ama buradaki oyuncuların hepsi de Challenger Lig oyuncuları. Yani neredeyse. Montaigne için orada bir C4 var ama Montaigne'i gördükten sonra hala devam ettirecek midir açıkçası bilmiyorum. Açıkçası orada Montaigne'i görmeyi beklediğini de beklemiyorum ama yine de şansını denedi ve yarıya yakın enerjisini harcamayı başardı. Henüz burada Cash Room'a girmeyi başaramadılar. Güzel bir savunma götürüyorlar şu ana kadar. Cash Room'u nihayet kazanmışlar ama ofiste bu sefer ilerlemeye çalışıyorlar. Gerçekten kademe kademe güzel bir şekilde ilerliyoruz şu an. Herhangi bir oyuncumuz düşmeden her ne kadar Monten'in yarı canı gittiyse de Astro'nun da yarı canı gitmiş durumda. Yani tabii Tiger dediğin daha güzel bir tanım oldu aslında. Teşekkürler. Yani Eray inşallah diyelim ya. Vallahi inşallah diyelim de. Hani
Senelerdir şikayetçi olduğum çok nokta var bu konuda. Hani Ubisoft'u tek başına kötülersek, hatanın hepsinin onda olduğunu söylersek yanlış olur. Elenci banyodan doğru ilerlemeye başladı. Türk oyuncular görüyoruz. Türk takımı da görürüz aslında Mustafa'ya. Yani o kadar da umutsuz değilim ama bu yakın gelecekte mi olur? Ya da ben görebilir miyim bilmiyorum. Hani hiç olmayacak şeyler değil mi? Bu arada Elenci defüzör kuruyor. Bank şu an onu kolluyor. Çok güzel bir nokta. Şimdi kurmayı başardı. Kalkanını açtı. Şu noktadan sonra hani retake almaları gerçekten zor. 4'e 4 durumda Leonski ve Suki'den gelen bu killer, özellikle Monte'nin ölmesi kötü oldu ama bakalım nasıl olacak? Bank'ten şimdi dipek kill geldi. 2'ye 1 pozisyonda defüzör kurmuş durumda. Son 15 saniyesi. Hallway'e doğru ilerliyor ama o noktada bekleyen oyuncumuz onu seri killini alabilir. Oh, Astro burada Suki'yi durdurmayı başardı. Artık birkaç saniyesi kaldı ama Bank burada bu Astro'yu durduruyor. Ve Hytra'ya 3. round'da zor da olsa ilk puanı kazandıran oyuncu oluyor. Yani orası öyle canım. Onda hani itiraz etmiyoruz. Sony Corleone. Evet, next one. Aynen o şekilde. Arif hocam. Hani şu anki oynayan Gamma Gaming'le beraber oynuyordu senelerce. Ondan sonra Lowland Lions'tan önce Defuse gitsken onlara Krayn geldi. Krayn oradan Kaos'a geçti. Ardından next one'ı da çektiler Kaos'a. GLPL diyelim ya. Bakalım ne olacak bu Invitational elemelerinde Akyot kara koyun belli olur. Elenmiş olabilirler sonra ama hala kuvvetli bir takım. Yine aynı noktaya rahatça çıkabilecek bir takım. Yani hemen olan şeyler değil bunlar ki Kaos'un 3 oyuncusuna sonradan katıldı bu iki oyuncusu Krayn ve NX1. Yani takım koordinasyonu hemen kuruldu, oldu, bitti. Evet, mucizeler yaratacak diye bir şey de yok. Uzun soluklu bir maraton bu işler. Tekrar bir Thornton savunması izleyeceğiz Gamma Gaming'den. Az önce bence gereksizce bir rush'la bunu heba ettiler. Bakalım bu kez nasıl bir oyun çıkaracaklar. Burada Cash Room balkonda bir oyuncumuz var. Kontrol dronlanmış durumda. CL'deki oyuncular ne kadar alıyor? Şimdi turnuva ücretini organizasyon ne kadarını alıyor? Sonra sponsorlardan şeyler oyunculara ne kadar ödeniyor? Yani bu tabii onunla birlikte kalmıyor. Oyuncuların kendi başına aldığı sponsorlar oluyor. Hani şu kadar alıyordur demek yanlış olur yani. Astro'dan Bloodhole'da hazırladığı başlangıçla LNG'yi düşürüyor ve 4 oyuncusu kalıyor. Şimdi o noktaya doğru prefire'lar geldi ama nafile Atalan Üsküdar'ı geçti bile. O killin ardından tamamen çekildiler üst kattan. Sayda geri çekildiler. Şu an 5 oyuncu da site çevresinde. Burada Drak'ta bir oyuncu Panik, Sarı Merdiven ve Banyo tarafında oynamaya devam ediyor. Orada Ace'in Digit'ını vuracak diye biraz bekledi. Biraz oyun sesi yok. Ya Kureli normaldir. Çünkü şey stream üzerinden stream veriyorum.
Bundan dolayı yani arka planda diğer casterların sesi kesmek için keşke oyun sesi de olsa ne hale olur ama. Bu arada Duko'dan gelen bir EV çekili var ve Bang'in aldığı Panic skill ile birlikte 4-3 avantajlıyız. Burada Armory'e girebilir mi? Ama Suki ve Duko'nun bu killin ardından Leonski tek başına kalıyor Akali ile. Burada son 4 saniye hemen içeri sızıp bu arada şimdi kurulmaya başlandı ama onu bir gerek kalmadan Hux kill aldı. Maçta beraberlik. Yani giriş seviyesi 144 FPS gerçekten zor ya. Eray gerçekten zor. Oyun sesi stream üzerinden stream veriyorum Fox. Bundan dolayı. Ben observe etmiyorum ya da clean feed almıyorum. Yani Hayan belki almaya yetmeyebilir ama en kötü bilmiyorum ama hani 5-6 5-6 bin lira harcaman lazım ki sistemine yani o FPS'e yakın bir değer alabilesin. Yani şey de yapabilirsin mesela 2060'lar bugün 2000-3000 bandında yanılmıyorsam onun yerine ikinci el düşünebilirsin. Bazı parçaların özellikle RTX 3000 serisi çıkmasıyla birlikte RTX 2000 kartlar, GTX 1000 kartlar falan yerlerde sürünüyor. Hani dün 3000 liraya satabileceğim işte kendi işlemcim 1080. Bugün acaba 2000 liraya satabilir miyim gibi soru işareti var gözümde. Öyle söyleyeyim. Bakalım bu kez neresiyle devam ediyoruz? Daker Bank'la devam edeceğiz. Ne yazık ki belalı bir saldırı oldu. Kafeteryayı alsak bile ilerisini geçemedik bu noktada. Yani izin vermedi Gama Gaming'li oyuncular. Yani muadil bir hazırlık. Oyuncularda en sevdiğim elit kostümü. Valla ne diyeyim ya bilemedim. Hibana'dır herhalde. Fazla oynamama rağmen Hibana aldım. Ama birçok elit kostümü hoşuma gidiyor. Oynamadım için almıyorum ama bakış şu sıralar gözüme kestirmedim desem yalan olur. Hemen dibinde bir oyuncu var ve orada Pirafayla çıkıyor. Duko Astro'yu durdurmayı başarıyor. Çok güzel bir drone baitle orada kazanmayı başardı o kili. Orada Aviasha'dan gelen bu elenci kili Duko tarafından hemen tradelendi. 4'e 3 ilerlemeye devam ediyorlar. Burada kendine yine bir bulto hazırladı. Panix orada gerçekten güzel bir kill çıkarabilir. Bir buçuk dakika var ve iki oyuncusu düşmüş durumda gerçekten. Panix. Bakalım oradan çıkış bulabilecek mi kendine? Hux ona doğru yaklaşıyor. Oradan kendine rahat bir kill çıkarabilir ama Duko'nun oradaki gezen drone'un ardından pozisyonunu bozmak zorunda kaldı. Oyuncular ona göre hareket edecekleri D-Pack de aynı şekilde. Burada drone deliğinden bir açı kesiyor. Gerçekten bulabildikleri bütün noktaları kullanıyorlar. Oh. Leonski'nin Bank ile durumu berabere getirdi. Son 30 saniye. Yani
Uzun bir bekleme oldu. Sahada oturmaları biraz uzun sürdü gibi. Aldıkları bu killerin ardından biraz daha hızlı bastırsalar güzel olabilirdi ama fazla araçta iyi gelmez. Bu arada son saniyelerde kullandı bu smoke. Oo. Ona bile gerek kalmadan Panix burada kill aldı. 3'e 2. Bir türlü içeri girmeye sızmayı başaramadılar derken Suki içeri tam sığırdı ama burada Leonski pompalısıyla onu aldı ve Hux tek başına kaldı. Deepak de bu son kill alarak Gamma Gaming'e 5. round'da puanı kazandıran oyuncu oldu. Aynen öyle. Yani benim 1080'de de nasıl söyleyeyim 200 artı FPS ile oynuyorum devamlı. Ama şöyle bir şey var. Full HD çözünürlükte bunu alabiliyorsun. 2K çözünürlük falan istediğin zaman işte orada yetmez. Ben de açıkçası yetmiyor. Bakalım Armory Thornroom savunması izleyeceğiz. Tekrar burada bir puan almıştık. Bir puan daha alırsak yemede yanında yat olur. GL'deki 2-3 tane favori takım çıkmıyor. En üstteki 2-3 takım çıkıyor. Pro Lig'e. Yani işte ben Ahmet'in takımını çok seviyorum. Hadi bunu Pro Lig'de görelim. Olmuyor. Ne yazık ki. Yoksa hani düşünsenize bu işi kura ile belirliyorlarmış veya oyuncuların oyunlarıyla valla yarın 80 milyon Türk değil. Hani çok abarttım. Ama Avrupalılardan daha çok fazla Türk'ün oradaki bir Türk takımı için oy vereceğini söyleyebilirim. Ya bilinen birkaç sağlam takım çünkü sağlam oyuncuları devamlı kendisinde tutabiliyor. Çünkü sağlam takım olduğu için sağlam sponsor oluyor, sağlam ödeme yapabiliyor. Hani bunlar karşılıklı şeyler. Bugün Pengo babasının hayrına G2'da oynamıyor. Hoş G2 ile artık eşleşmiş bir marka haline gelse de bugün belki farklı bir ücret alsa TSM'e geçebilir, farklı bir takıma geçebilir. Olmayacak şey değil bunlar. Bu arada Duko TVG ile şimdi kafeterya kısmından ilerleyecektir ama Astro ve Panix o noktada açıkçası pek de kolay olmayacak bu. Üst kattaki oyunculara karşı sadece o var. Diğer noktada LNG, Bank ve Hux de yavaş yavaş burada ofisten doğru Gamma Gaming'li oyunculara doğru yaklaşıyorlar. Kortenur hoş geldin bu arada. Ki herhangi bir oyuncuya karşı çıtıyor. Bu arada Astro'dan bir bank kill geldi. 4 oyuncumuz kaldı. Burada eğlence güzel yılanladı aslında. Burada kendine fazla hissettirmezse çok da güzel killer gelebilir. İki oyuncu da daycare kısmında Duko'dan bir deepak kill geldi. Oradan bir mozi kill gelir mi? Duko'dan panik kill de gelmesiyle çok güzel. 4'e 3 skor yine skor üstünlüğümüz var round'da ama az önce de skor üstünlüğümüz olmasına rağmen sonuç alamamıştık. Bakalım son 1 dakikada nasıl olacak? Astro alt katta. Astro da şimdi eğlencenin baskısıyla ölmesiyle Aviace ve Leonski kaldı. Leonski bu noktada kendini baya safe bir noktaya atmış. Burada hızlı bir giriş olsa bile rahatlıkla kill alabileceği bir nokta. Şu an için dronlanmadığı yeri bilinmiyor. Ve bir oyuncu orada ölmeden de pek de bilinebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Son 20 saniye artık bir şeyler yapmaları lazım. Leonski'den Duko kili geldi.
Şu an yeri belli. Üzerine doğru bastırılmaya başlandı ve burada Suki kill aldı. Hemen bombayı kurmaya başladı. Burada Viyaşe dışarıdan bir rotasyon attı. Buradan şimdi sarı merdivene doğru ilerliyor. Orada onu beklemiyor Hüks. Onu arkalayabilecek mi? Ve burada rahatlıkla onu arkaladı. Hemen Suki ona doğru döndü. Burada bakalım bu aimfight'tan kim çıkacak? Suki'nin yarı canı var. Viyaşe de aynı şekilde. Bomba kurulmuş durumda. Ama Suki buna izin vermiyor. Viyaşe'yi girer girmez armor'da kill alıyor. Ve İlk yarıda beraberliği Aetra'ya kazandıran oyuncu oluyor. Yani Aetra bugün benim hasta etmezse iyi. Hep böyle son anlarda son saniyelerde işi çözüyor. Gerçekten. Ya çözsünler tabii. Nasıl çözdükleri önemli değil ama haram oluyoruz burada yahu. Burada defans mı kolay ya da atak mı? Quarterner sen ne diyorsun? Şimdi ben sadece maç sunuyorum. Burada bir de Aetra oyuncusu olarak direkt sen cevap ver. Sence hangisi daha rahat olur? Bilmiyorum ya. Bana sanki defansı biraz daha rahat gibi geliyor ama hani daha hoş. Tabii ki artık seçilmeye başlandı. Eskisine nazaran daha çok seçilmeye, daha çok taktikler uygulanmaya başladı ama eşit diyorsun. İki tarafta eşit. Hadi bakalım. O zaman iki takım içinde berabere bir ilk yarı bitti. Mustafa, ağzını yiyeyim senin. Vallahi o güzel konuşan ağzını yiyeyim. Ne diyeyim başka? Başka bir şey demek istemiyorum. Ve ikinci yarı. Şöyle bakalım. Defansta hangi operatörler var? Aitra'da Müt, Goyo, Smoke, Jäger ve LNG'den. Mozi varken atak kısmında Buck, Maverick, Ace tercihi var, Slash tercihi ve Ashe tercihini görüyoruz. Bakalım yavaş yavaş oyunlarına side içine oturtmaya başladılar yalnız. Yani herhangi bir aksilikle karşılaşmadan burada koridor kontrolü ve cache room kontrolünü aldılar. Şimdi orada mütü almasıyla burada ofise karşı açısını da hazırladı. Oradan sayda doğru devam edeceklerdir. Az önceki Astro'nun kill aldığı bir kill. Yalnız oradaki o nokta çok belli oluyor be arkadaş. Şu an oradan çekilmesi Bank için iyi oldu bence. Bu arada Suko bayağı az canı kaldı. Buradaki ofiste ve Astro'nun gelen baskısıyla ama Hux'ten Leonski'ye karşı bir güzel bir kill geldi. Duko'nun Astro kill ile birlikte 3 oyuncusu kaldı. Dipek, Aviyaşi ve Panix burada nasıl devam edecekler? Burada Kalkan'ın yanından Hux'un mükemmel bir açısı. Aviyaşi gamalı oyuncu bir kill almayı başardı. Bu arada Initiation'a doğru bir rotasyon mu atıldı orada? Oh, Aviyaşe bombayı kurabilecek mi? Ama tam kuracakken Hux orada kill alıyor. Deepak'ten bir Duko kill'i geldi. Panix'in iki kill'inin ardından durum 2'ye 1 kaldı bir anda. Son 45 saniye. Defuser'ın nerede olduğunu biliyor. Gerçekten Panix'in aldığı bu son 2 kill gerçekten çok sıkıntılı oldu. Hala bombayı kurabilirler mi ama? Orada tekrar bir Defuser kurulumu başladı. O noktaya doğru bir Purifier gelecek mi? Birazcık yanına geldi ve şu an defüzör kuruldu. 2'ye 1 yarı canı kaldı. Burada arkadan kontrol doğru iletecektir. Ofiste bir oyuncu kendine çok güzel bir aşı hazırladı ve Deepak bu hazırladı açısından. Hüksü dağılarak.
Headshot'ıyla round'u Gamma Gaming'e kazandıran oyuncu oldu. Durum 4-4. Ya Astro değil ya, Panix ölsün ya. Panix içimizden geçti ya. Yani bilgisi nasıl da bilgisayarın ateşler yansın. Kötü bir espri oldu ama hani yapmam lazımdı bunu ya. Initiation, ofis savunması, operatörler, aynı operatör tercihleri var. Yine bank tarafında ağır bir hazırlık var. Özellikle burada pencerelerden break room'a girilmesi durumunda olabilecek bir duruma karşı yine koridora, Arkady koridoruna bir hazırlık yapıldı. LNG burada Mosis ile Arkady kısmında mı oynayacak? Şu an için bilmiyorum. Ama şöyle hani haritayı ikiye böldünüz de diğer bir yarısında şu an savunma yapmayı tercih etmiş durumdalar. Ama öyle olmaz mı zaten? Murat hani düşünsene, takımı kaybediyor. Hihu, süper oldu falan. Bu arada gerçekten efsane. Hani şunu en başından söyleyeyim. Kaybetsek bile gerçekten efsane maç çeviriyor çocuklar. Ellerini kollarına sağlık. Hani bir pazar günü ancak bu kadar lezzetli olabilirdi. Of! Bank'ten şimdi Astro'ya karşı resmen burada Dark Blue Ice'ın sözünü duymuş olacak ki mükemmel bir kill aldı şimdi Astro'ya karşı. 4 oyuncusu kaldı. 2 dakika gibi bir süreleri var. Bu kadar erken düşmesi güzel bir sonuç oldu takımımız için. Yalnız burada Duko'dan gelen bu Aviace ile birlikte 3 oyuncusu. Eğer bu şekilde devam edebilirsek bu roundu rahatlıkla alabilir. Çünkü 1 dakika 45 saniye var ve 3 oyuncunuz kalmış durumda. Burada bir hard breacher ve bir soft breacher'ınız düşmüş durumda. Hoş tabi burada hala Ace ve bakın Panix'teki silajın olduğunu düşünürsek hala muadil özellikleriyle taktiklerini yürütebilirler ama tabii ki Ace'in ve Ashe'in olması da ayrı bir avantaj kazandırabilirdi. Panix'ten şimdi Bank'e karşı bir kill geldi o noktada. Panix yine yapıyor yapacağına, burada ilerleyecek ama iki noktada daha. Yani hani nereden piklerse piklesin onun açısını bekleyen bir oyuncumuz var. D-Bank burada Leonski ile birlikte ilerlemeye devam ediyor. Duko'nun şu anki konumu ben yanlış görmediysem acayip riskli ama acayip getirisi olabilecek bir konumda. Üçten gelen bu Panix atışı onları orada daha körlemesine bir ilerlemeye süzecektir. Ve burada şimdi Duko'dan çok güzel bir kill gelecektir. Açıkçası D-Bank'in o noktaya bakacağını hiç düşünmüyorum. Tamamen burada D-Carry dön. Of, çıkmasaydı Duko orada her türlü D-Pack'i alırdı. Orada acele etmesi iyi olmadı. Bu arada Leonski'den bir Suk ikili geldi. 2-2. Füzür kurmaya başladı bu arada Leonski. Şimdi üzerine bir C4 geldi. C4'ten kaçamadan burada Hux C4'ünü patlattı ve beraberliğe A3'e kazandıran oyuncu oldu. Al bunu kur kardeşim dedi.
Yani ama bunlar da hep bir adımdır şimdi. Quarter'ındır. Şimdi hemen böyle sizi şey atsalar işte G2'nun ne bileyim TSM'in vesairenin önüne atsalar daha mı iyi olurdu? Yani bunu adım adım basamak basamak ilerlemek daha iyi değil mi? Güzel yani o açıdan bu lig sistemi bence güzel. Ya çok sağlam takım yok diyorsak da yani şu Gama Gaming gerçekten çok kuvvetli. Quarterner hani çok eski, geçmişi çok eski. Devamlı buradaydılar bu adamlar. Hani ciddi söylüyorum bunlara karşı alacağınız başarı var ya konuşulacaktır. Bu arada Quarton sizin o Invitational elemelerin tarihlerini falan da benimle paylaşın da. Onları da es geçmeyeyim ya. Türk takımımız yok ama Türk oyuncularımız olan bir takım en azından zevkli oluyor anlatması. Babamın takımı gibi anlatıyorum. Öyle söyleyeyim. Şöyle bakalım nasıl bir giriş olacak. Oo. Panik'ten gelen bu ne? Suki'yi tam noktadan etkiliyor. Hem kalkanı almaya çalışırken Suki'yi de almayı başarıyor. Bundan ne kadar samimi bir atıştı bilmiyorum ama bu da bonus oldu. Bu arada Deepak'ten gelen bu Duke Akili ile birlikte iki oyuncumuz kaldı şu an sadece. Anlamalarına devam ediyorlar bu arada. Hüks bir rotasyon atıyor. Alt katı rotasyon atacak mı? Yoksa sadece bu noktada beklemeye devam edecektir. Ofiste ona doğru yaklaşan bir oyuncu var. Maveri ile Leonski ona doğru gittikçe ilerliyor ama çoktan Aviaç'ı bulunduğu kafeteryadan alıyor kilini ve burada Hüks'ü de durdurarak tekrar maçta liderliği takımına kazandıran oyuncu oluyor. Mix Türk takımı yenemez mi? Yani yeniyor işte Mix Türk. 3 oyuncusu Türk, 2 oyuncusu yabancı. Gayet güzel yendik Passion'ı. Ben soruyu mu anlayamadım? Kayserispor'un Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalması gibi bir şey. Yani bu inançsızlığı nedir arkadaşlar? Bu ecnebi oyunculara karşı olan bu aşkınız nedir? Ben ciddi söylüyorum. Şu yabancı takımlardaki disiplin, çalışma, Türk oyuncularımız da olsa yani çok rahat iki takım çıkartırız Türkiye'den. Bak çok rahat. Hani GL kalitesinde ve üstünde iki takım çıkartırız. Bak buna emin olun. Mix istediğin takım çıkar hiçbir şey yapamaz ki. Düzenli oynamayan bir takım hiçbir yerde oynayamaz. İstersen oraya 5 tane Pengu koy. Yani burada iyi eğim oyunu kazandırmıyor. İyi takım oyunu kazandırıyor. Aşk değil, disiplin çalışma yok. Disiplin yok işte yani. Yoksa hani sen şuradaki oyuncularla aynı evrede oyuncusun Mustafa. Ama saldım diyorsun. Salmıyorsun, kasmıyorsun.
Ben her zaman demişimdir. Yani senin o Nvidia turnuvasındaki ace oynaman beni aşık etmiştir ya. Helal olsun dedim. Bu çocuk yani Monkey Pili oynayan bu çocuk sport oynuyor ve o sportu da dibine kadar oynuyor. Demek ki isteyince oluyor. Yok, sadece bedava kazanmak yok. Ve bunu bir kere de yapmak da işte kolay değil. Ya tabii peşinde bir de Noodle vardı. Noodle olmasa biz o maçı nasıl kazanırdık bilemiyorum. Mustafa'yı ben her zaman yürüyorum ya. Yakışıklı çocuk maşallah. İkinci neydi? Yolladı. Bakalım ne kadar etkili olacak. Çok dibinde. Ama fazla bir canını götürmedi. Burada oyuncu gördü. Tekrar pik ama Leonski bekledi bu noktadan. Kill çıkaran oyuncu oldu. 5-4 bu roundu almamız lazım. Yani Astro'dan gelen bu kill gerçekten sıkıntı oldu. 5-3. 1 dakika 18 saniye var ama hala yapılabilir. Başarılabilir. Duko'dan mükemmel bir one tap. Bu silahla mükemmel bir one tap. Aynen, good night demek lazım şu an. Durum 4-3. Son 1 dakika içindeler. O LNG'ye doğru ilerliyor burada. Gelen bu periferlerden sonra olabildiğince kendini tutuyor. İçeri yılanlamayı başardı. Suki burada hazır olması lazım. Ama Deepak'ten gelen bu kill'in ardından aman Allah'ım çok güzel bir koordinasyon. Hızlı iki oyuncunun birden bastırmasıyla Suki düştü. Oradan el bombasını yolladı ama el bombasına bile gerek kalmadan Astro burada kill aldı. Ve Gama Gaming'e baş puan avantajını kazandıran oyuncu oldu. Hataylı mı? O zaman hemşeri sayılırız ya. Sayılırız demek de yanlış olur da bizim hanım da Hataylı. Oradan bir yakınlık hissediyormuşum demek ki. Severim Hataylıları. Durum 6-4. 2 puan ve maç puanı avantajı şu an Gama Gaming'de. Armor Throne Room savunması. Hani bilmiyorum ne olacak. Oğlum ona su doldur da gel hadi. Al silahını da. Aferin. Yani bakalım burada ne olacak açıkçası. Hani Quarterner'ın dediği gibi eşit ağırlıkta bir haritaysa bu round'u almamaları için hiçbir neden yok ama şöyle bir şey var. Defans her zaman benim için bana göre avantajlı gelmiştir. Çünkü siz birisine gitmek zorunda değilsiniz. O size gelmek zorunda. Yani yo, yine iyiler. Yine alınan sonuç fena değil. 6-4. Azıcık kalmış. Ona su koysun hadi. Emir abine söyle. Emir'e söyle su koysun ona. Kalefere. Oo, burada eşin bir yarı canını yıpratmayı başardı ama Prefire ile ilerledi. Biraz daha ilerlese o noktada bekleyen oyuncumuza sıkıntı olabilirdi. Henüz girmeyi başaramadılar sayda. Oo, Panix ve Bengin killleri geldi. Durum 4-4. 1 dakika 50 saniye ilerlemelerini sürdürüyorlar. Şu ana kadar gayet güzel durdurmayı başardılar.
Astro hani dikey oyunlarına başlayacak ama şu an hali hazırda tek bir açı hazırlayabilmiş durumdalar. Emir şu arkadaki camı örsen. Tabancasıyla bu pek de kolay olmayacaktır. Bakın düşmesi mükemmel oldu ama Panix hala hayatta. Yani sileciyle burada hala açılarını hazırlayabilir. Suki'ye karşı bir aim fight sürüyor bu arada. Oradan bir el bombasım dedim ama burada açı hazırlamayı tercih etti. Gördüğünüz gibi Maestro hemen o noktaya yöneldi. Oradan şimdi güzel bir bait hazırladı. Ama o noktadaki bu ADS şimdilik durdurdu. O birazcık daha dursaydı orada Mevri'yi alabilirdi. Son 40 saniye ikinci Nate de ADS tarafına alındı. Çok yakın bir nokta. Dragon'dan oradan girmek isteyen oyuncu için seri bir kill. An meselesi bu arada eğlenceden gelen bu. Kill. Çok güzel. 4-3 durum. Son 18 saniye smoke'lar atıldı. Burada içeri sızmaya çalışacaktır. Şu an için bu smoke ona engel oluyor ama yakında bitecek. Bu arada Duko'dan bir kill daha geldi. Smoke'la beraber içeri girerken injur kalan Maverick. Suki aldıktan sonra Astro tek başına kaldı. Karşısında 4 oyuncu var. Bir kill daha almayı başardı ama o da yanında giderken yolluk olsun diyelim. Oh. Tamam, elektrik sigaranın marka modeli ne? Evic VT2 Mini kullanıyorum. Atomizer olarak da QP Design diye bir tank var. Ondan kullanıyorum. Initiation, ofis savunması. Savunmayı da aldık mı? Bu maç uzatmaya gider mi? Gider. Biz bir comeback yaptık. Yine bir comeback gelir. Bu comeback gelirse efsane olmaz mı? Bence de efsane olur. Erik değil yahu. Dur şöyle yazayım. Evik. Tam modelini yazayım da. VT. Mini cihaz bu. QP Design diye de bir tankım var. Design de yazamadım. Şöyle. Önemli değil burası. Az önceki hazırlıklarıyla muadil bir hazırlık var. Yalnız burada nasıl bir girişleri olacak? Kontrol ve keşe doğru yaklaşıyorlar. Noktada bekleyen bir oyuncumuz var. Ofis kısmında ya da banyo kısmı mı? Evet, banyoda bekliyor. Orada görünmez atışını yoğunlaştırdı. Orada göstermemesi ya da biraz da safe kalması mı lazım bilemiyorum. Ama hani boş bırakmaya da gelmiyor bu oyuncular. Ho! Duko'dan Astro'ya karşı güzel bir kill. O Viyaşen'in de yarı canını almayı başardı burada. Duko orada Viyaşen'i meşgul ederken kill'i çıkarırım dedi ama bu mümkün olmadı. Burada nereye doğru geri çekilecek? Smoke atıldıktan sonra bomba arkasına çekilmeyi tercih etti. Orada bir oyuncu çok yavaş yavaş yılanlamaya başladı. Eğer bunu okuyamazsa, engel olamazsa Duko için kötü olabilir. Burada hem Kayed'in hem de Duko'nun yeri belli olmuş durumda. Bu arada smoke'ları neden bu kadar ısrarla kullandıkları belli oldu. Glaz'ı kullanıyorlar. Ama Duko smoke içinden D-Pack'i almasıyla Glaz'ı almasıyla şu an 3 oyuncusu kaldı. 5-3. 1,5 dakika. Duko'dan 3. kill geldi ama niye?
Bu arada Leonski Tsuki'ya düşürmeye başardı. Duko henüz düşmüş değil. İncir durumda ama şimdi Leonski Duko'yu durdurdu. Ama durdurana kadar 3 oyuncusunu şerbetini içirdi. Buradan bir Nate kill'i görebilir mi ama beceremedi. Sektiremeyince şimdi geri çekilmek zorunda kaldı. Farklı bir giriş zorlayacaktır. Aynen Duko, One Man Army ya Kuka. Kuka'ya buradan işte ne bileyim ceviz helvası falan. Oo neler oluyor? Bank Leonski'ye hiç beklemediği bir noktada rotasyon atarken yakalanmasıyla şu an durum 2-2 kaldı. 40 saniye. Gerçekten üzücü bir kill oldu bu. Hani bu böyle bir anda paniksin bu elenci kill'i. Burada Hüks'ü tek başına bıraktı. Bütün maçın kaderi onda alabilecek mi ama? Panix orada Hüks'ü durdurdu. Ve finali kazanan takım Gamma Gaming oldu. Kendilerini tebrik ederiz. Güzel oynadılar. Hak ettiler. Keşke orada o Bank başarıda o rotasyon olmasaydı. Muhtemelen bir arkalama düşündü ama Maverick gerçekten çok güzel yakaladı onu ve kill almasıyla bütün oyunun kaderi değişti. Tabii ki Leonski'den aldığı o ardı ardına killer de buna etkisi var ama Bank orada düşmeseydi iyiydi. Ya ne diyelim? NTNT mi diyelim? GG mi diyelim? Sağlık olsun ya. Yine de helal olsun. Helal hoş olsun. 10 numara oyun izlettiler bize. Vallahi elinden gel gayet güzeldi ya. Hani Benelux liginde daha kuvvetli bir takım var mıdır diyeceğim ama şu an en kuvvetli takım sizsiniz ya. Yani Aetra ve Gamma Gaming. Bu 2-2 daha 4. Valla nasip olmadı ya. Gerçekten çok güzel bir final olurdu bu pazar akşamı için. Yemeğimi de yemişim. Ardından böyle çayımı içmişim. Çok güzel böyle meyvelik böyle tatlılık bir maç sonu olurdu ama nasip değilmiş ya. Ya Pink o her zaman bir bahane edilecek bir durum değil bence ya Dark Blue. Ona bakarsan hani bizim Pink'ler de karşı takımı yormuştur. Düşük Pink ne kadar avantajsa yüksek Pink de bir o kadar avantaj. Hani öyle söyleyeyim ben. Neyse nasip olmadı diyelim. Başka da diyecek bir şey yok. Yani hakikaten yine de gelecek ödül bir nebze onlar için. Hani şey olacaktır. Elzem olacaktır ama. Ben neyse buradan size Alper hocama yollayayım. Keşke happy buradan güle oynaya yollasak daha güzel olurdu ama nasip değilmiş. İyi de vallahi Erenci elinize kolunuza sağlık ya. Mutlu ettiniz bizi pazar pazar. Hani bu noktaya kadar gelmeniz bile fazlasıyla mutlu etti. Keşke devam etseydi ama nasip kısmet diyelim ya. Anlaki diyelim. Başlayayım. Ne diyeyim artık bilemiyorum. Kursağımda kaldı vallahi kursağımda kaldı. Çok heveslendim de hakikaten. Neyse sağlık olsun ya. Tekrardan benden ziyade Aetra ve Aetra'daki oyuncularımızı izlediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bakalım yine bu tür maçlar oldukça Türk oyuncularımızın olduğu bütün maçları sunmaya gayret göstereceğim bundan sonra. O maçlarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.